Bağımlı çalışan arkadaşlarımızla ilgili cumartesi günü de aynı şekilde bu seminerimizi tekrar edeceğimizi de duyurmak istedim. Açış konuşmalarını yapmak üzere oda başkanımız Sayın Yahya Arkan'ı kürsüye davet etmek istiyorum. Buyurun başkan. Saygıdeğer hocalarım, çok değerli meslektaşlarım, sizleri şahsım ve İstanbul Odası kurulları adına saygı ve sevgiyle selamlayarak hoş geldiniz diyorum. Tabii bugünkü eğitimimizin bir başka özelliği var. Canlı yayın yapılıyor biliyorsunuz. Belki de bazı arkadaşlarımız bu canlı yayından sonra oturdukları yerden izlemeyi düşündüler. Ama en azından şunu inanıyorum ki rezervasyon üzerinden kayıt yapılmakta. Trafik nedeniyle bir gecikme olacağını ümit etmekteyim. Canlı yayını nasıl yürüyeceğini, soruları nasıl alınacağını birazdan oturum başkanımız size bu konuda bilgi sunacaklar. Değerli arkadaşlarım, ben öncelikle geçmiş Kurban Bayramınızı tüm arkadaşlarım adına bir kez daha kutluyorum. Yine özellikle Cumhuriyetimizin 89. yılını da bir kez daha kutluyorum. Ve de Mustafa Kemal ve arkadaşlarına şükran ve minnet borçlusu olduğumuzun da altını çizmek istiyorum. Neden derseniz, bize bağımsızlığı kazandıkları için, bize layık bir toplum yarattıkları için, bize çağdaşlığa giden yolu açtıkları için, ama en önemlisi bugün kadınlarla birlikte eğitim yapmamıza olanak sağladığı için bir kez daha Cumhuriyetimizin 89. yılını kutluyorum sevgili arkadaşlarım. Vallahi canlı yayından izliyorlar. 89. yılı kutlamanın bu kadar alkış olacağını tahmin etmiyordum ben sevgili arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşlarım, eğitim çalışmalarımız aralıksız, deyim yerinizi yaz kış demeden devam ediyoruz. Bu dönem ağırlıklı olarak büyük eğitimlerimiz Cevahir Otel'de olacak. Ben öncelikle Cevahir Otel yöneticilerine bizi burada bu fırsatı verdikleri için hem yönetimine hem de değerli meslektaşımız Muhasim'de Ali arkadaşıma da sizler adına teşekkür ediyorum. Yine bildiğiniz gibi TESMER İstanbul Şubemiz özellikle eğitim birimlerimizde sizlerin ihtiyacı olan alanlarda eğitim vermelerimize devam ediyoruz. Borçlar Kanunu yaptık, yapmaya devam ediyoruz. SGK, Türk Ticaret Kanunu, Dış Ticaret, dönem sonu işlemleri, transfer fiyatlandırması, teşvik, TFRS, KDV tevkifatı ve benzer ihtiyaçların doğrusunda bu eğitim çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yine bağımlı çalışan meslektaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine haklılardır. Hafta sonları bir eğitim talepleri vardı. Ve bundan sonra her fırsatta bu eğitimlerin tekrarını yapmaya çalışacağız. Sayın Sekreterim ifade ettiği gibi bu salonlarda 10 Kasım'da önümüzdeki hafta yine aynı anlamda bağımlı çalışan arkadaşlarımıza eğitim yapılacak. Değerli meslektaşlarım, tabii sorunlarımız devam ediyor. Özellikle meslek süreci devam ettiği sürece
sorunların biri bitiyor, biri başlıyor. Ama burada SGK kurumuna teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Gerçekten kurum meslek örgütümüzün görüşlerine son derece duyarlı yaklaşmakta. Biraz teknolojik altyapı sorunları var. Özellikle bu ay yine son günlerde bankalarda ciddi sıkıntılar yaşandı. Bizim aldığımız bilgi 3-4 ay içerisinde bu altyapı çalışmaları tamamlanacak ve daha sıkıntılı bir süreç yaşayacağız. Özellikle İstanbul'dan giden Sayın Mustafa Kuruca'ya ve son olarak SGK iş kolu kodlarında biliyorsunuz değişiklik yazılı ortamda isteniyordu. Bunun elektronik ortama dönüşmesini bizzat yaptığımız görüşme sonucunda Sayın Kuruca'nın ciddi katkıları oldu. Yine kurum başkanı Sayın Fatih Acar'a da sizler adına teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, NACE kodları ile ilgili zaman zaman sıkıntılar devam ediyor. Özellikle Maliye Bakanlığı yetkilileri bu konuda bir ceza olmayacağını ifade etmişlerdi. Fakat bir baktık ki arkasından ticaret ve sanayi odaları birer yazı yazdılar. NACE kodlarında değişiklik var, bunu düzeltin diye. Biz de size bir yazı yazdık biliyorsunuz. Kesinlikle düzeltme yapmayın. Şu anda bir mevzuat işte olmadık düzeltme yaptığınız takdirde bir cezayla karşı karşıya kalacaksınız. Sadece ticaret ve sanayi odasına bu konuda bilgi vermenizin yeterli olacağını ifade ettik. Önümüzdeki günlerde TÜRMOB ve TOP bakanlıkla bir görüşme yaparak bu konunun düzeltilmesi işlemlerinde herhangi bir ceza olmaması konusunda bir mutabakatları olacak. Yine değerli arkadaşlarım, noter uygulamalarında bu sene bizi bekleyen çok önemli bir sıkıntı var. Ben özellikle bu toplantıda bağımlı çalışanlarla ilgili hiçbir soruna girmiyorum. Ama 10 Kasım'da bu salonda yine bu kürsüde bağımlı çalışan arkadaşlarımızın onlarca sorunları var. Neler yaptık, neler yapılıyor? O konudaki bilgiyi 10 Kasım'da vereceğim. Sadece serbest çalışan arkadaşlarımızla ilgili genel bilgileri size sunuyorum. Bu sene biliyorsunuz noterlerin defter tasdiklerinde sicil tasdiknamesi aranması konusu yasal bir boyuta getirdiler. Açıkçası tabii bir meslek örgütü olduğu için sanayi ve ticaret odalarının bu sicil tasdiknamesinden bir harç alacaklar. Onların harç almana bir itirazımız yok. Buna karşı çıkmamız çok şık bir olay değil. Ama bunların manuel ortamda yapılıp verilmesinin külfetini biz meslek mensupları çekiyorlar. Bu nedenle İstanbul Noter Odası'yla yaptığımız girişimlerimiz var. 22 Kasım'da İstanbul Ticaret Odası'yla bir görüşmemiz var. Umut ediyorum Aralık ayına girerken sicil tasdiknamesi elektronik ortamda yapılmasıyla ilgili bir gelişme olacaktır. Yine gözden kaçan hususlardan bir tanesi sevgili arkadaşlar, farkındaysanız kapanış tasdiklerinde ciddi bir sıkıntı meydana gelecek. Eskiden kapanış tasdiklerini uygun süreçlerde tasdik ettirebiliyorsunuz. Şimdi canlı yayın olunca da her şey açık açık anlatamıyorsunuz ama siz ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Yeni TTK'da önce Haziran sonuna çektiler biliyorsunuz. Arkasından Mart sonuna çektiler. Ben Mart sonunda defteri yazıp da kapanış yapacak babayiğit görmüyorum. Bilmiyorum yapabilir miyiz? Bu mümkün değil. O yüzden bu kanunu çıkartanlar piyasa koşuluna uygun bir şekilde toleransı sağlamaları lazım. Eski kanunda olduğu gibi Haziran sonu çektiği takdirde herkes yıllık beyanname verdikten sonra bu kapanış tasdiklerini yapabileceklerdir. Bunun altını çizmiş olalım. Şimdi değerli arkadaşlar, Türk Ticaret Kanunu uygulamaları devam ediyor. Özellikle birleşme ile ilgili olan gelişme son derece olumlu. Tabii bu mikrofon
onlardan da yeni mal müşavir dostlarımız da var. Biz hiçbir zaman hiçbir süreçte denetim süreciyle ilgili tek başına mali müşavirlere yetki verisini ve talepte bulunmadık. Ama ne hikmetse yeminli mali müşavir dostlarımız her şeyi tek başına yapmaya çalışıyorlar. Yine gördük ki biliyorsunuz Türk Ticaret Kanunu'nda işlem denetçiliği kaldırıldı. Ama birleşme konusunda işlem denetçiliği işleme getirildi. Orada gördük ki yine bir kuliste yememe olgusu sağlamaya çalışıyordu. Ama yaptığımız girişimler sonucunda bildiğiniz gibi serbest mahsus mali müşavirlerde birleşme konusunda rapor düzenleyebilecek bu olması gereken bir olgu. Tabii her alanda bir lobi var, her alanda bir kulis var. Her şeyde sokağa mı çıkmamız gerekiyor? Her şeyde isyan mı etmemiz gerekiyor? Artık yeminli mali müşavir dostlarımız da bu işi biraz anlayış içerisinde sürdürmeleri gerekiyor. Bunlardan bir tanesi sendikalar yasasıdır bildiğiniz gibi. Sendikaların bağımsız denetime tabi olmasında yine mali müşavirler devre dışı bırakıldı. Sadece yeminli mali müşavirlerin denetim yapmasını zorunlu kılıyor. Şu anda Cumhurbaşkanı'nın önünde bu konu. Buradan ilan ediyorum ki TÜRMOB'da bu anlattığım uygulamayı mutlaka öncülüğünü yapacaktır. Eğer Cumhurbaşkanı bunu veto etmezse ki bağımsız denetim konusu 3.568 ile yasada açık ifade edilmiştir. Hem SMM'lerin hakkıdır hem YMM'lerin hakkıdır. Eğer bu konuda bir adım adılmadığı takdirde meslek örgütü gereken davayı açacaktır. Hiç endişe duymayınız. Dolayısıyla bizim talebimiz bu birleşme olayında olduğu gibi bundan sonra denetimle ilgili olan tüm süreçlerde tam tahsile yürüyorum. Serbest muhasim mali müşavirler birlikte bu denetim işini yapmaları gerekmektedir. Bunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Evet değerli arkadaşlar, yaz ayından itibaren hep birlikte 3 eğitimi tamamladık. Önce TTK eğitimi, arkasından TFRS eğitimlerini, arkadan da bağımsız denetim eğitimlerini tamamladık. İstanbul'da yaklaşık 15 bin arkadaşımız bu eğitimlere katıldılar. Tabii kulis altında bu denetim sürecini ben çok da olumsuz karşılamıyorum. Herkes çıkarları doğrultusunda talepte bulunabilir. Ama gönül isterdi ki bu mesleğin sadece yeminli mali müşavirlerden olmadığını, asıl sahiplerinin serbest muhasebeci mali müşavirler olduğunu bilerek her talepte birlikte istenmiş olsa bu süreç daha başarılı olarak uygulanacaktır. Bu anlamda denetim süreciyle ilgili oturduk, bir takım eğitimler yaptık. Yaklaşık 15 bin arkadaşımız bu süreci tamamladı. Hala bağımsız denetimle ilgili süreçle ilgili bir yönetmenlik tebliğ her neyse yayınlanamıyor. Çünkü orada aykırı şeyler var. Bunu bir kez daha tekrar etmek istemiyorum. Gözetim kurumlarının görevi meslek örgütünün yaptığı işleri yapmak değildir. Hele hele artık büyük bir bölümü sınavla mesleğe girenler olan bu ülkede tekrardan sınav yaparak bu süreci belirlemek değildir. Sadece siz bunun kalite kontrollerini yaparsınız. Kamu gözetim kurumunun görevi bu olması gerekiyor. Bu nedenle biz kırmızı çizgilerimiz gerçekleşinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Özellikle SMM ruhsatını kazanmış olan tüm arkadaşlarımızın sınavsız belli eğitimlere katılmak kaydıyla ki bunlara katıldınız, bağımsız denetim sürecini yapmasından yanayız. Bunun dışında yapacakları her türlü ayrıcılığa karşı sizlerin de desteğiyle mücadelemizi
sona kadar sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum. Tabii kapalı kapılar ardından kulisler devam ediyor. Özellikle bağımsız denetim sürecinde yine bir beklenti şudur. Tüm limited varmış şirketler bağımsız denetime tabi olacak mı? Burada büyük firmaların temsil arkadaşlarımız var. Her zaman bilgi birikimlerini uluslararası firmalar meslek örgütümüze paylaştılar. Bir kez daha onlara teşekkür ediyorum. Ama bu piyasayı paylaşmadığımız sürece tek başınıza bu pazar sizin olmaya kalktığı zaman sağlıklı bir denetim süreci olmayacağını herkesin bildiğini zannediyorum. Bu nedenle bir kademeli geçiş bu süreçte doğrudur sevgili arkadaşlarım. Bunun altını çizmek istiyorum. Tabii bu kademeli geçişe giderken bizlerin de her zaman ifade ettiğimiz gibi asla unutmadan yapmamız gereken şey küçük hesapları bir tarafa bırakıp güçlerimizi birleştirerek kurumsal yapılarımızı mutlaka kurmamız gerekiyor. Bu konudaki bir çalışmamız tamamlandı. Önümüzdeki ayın sonuna kadar, yani bu yılın sonuna kadar oda bünyesinde kurumsallaşmak isteyen arkadaşlarımızın önüne rehberlik edecek bir yapıyı mutlaka kuracağız. Eğer bu süreçte başarılı olmak istiyorsak bizler de bu sürece ayak uydurmamız gerekiyor. Yine sevgili arkadaşlar, Türk Ticaret Kanunu'na ilgili olan gelişmeleri yakından izliyoruz bildiğiniz gibi. Burada da ikinci düzenlemeler beklenmekte. Biz oda olarak bugüne kadar sürekli olarak sizlere danışmanlık verdiğimiz vergi ve sosyal güvenin dışında TTK ilgili bir birim oluşturduk. Ve şu ana kadar gelen sorular yanıtlanıyor. Ama ümit ediyorum ki önümüzdeki süreçte ikinci düzenlemelerle iki çalışmayı paralel olarak sürdüreceğimiz, buradan altı çizmek istiyorum. Bir yandan size rehberlik edecek olan yayınlar konusu, bir yandan da yaygın eğitimlerle bu ikinci düzenlemelere hazırlamamız gerekiyor. Ki birleşmede olduğu gibi muhtemelen bu işlemlerde de meslek mensubunun iç denetçiliğine, işlem denetçiliğine ihtiyaç duyulacaktır. Bizim de bu sürece hep birlikte hazır olmamız gerekiyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, bugünkü eğitime geldiğimiz zaman çok tereddüt ettik. Bir boşluk var. Bir tartışma var. Tartışma şu, biliyorsunuz biraz sonra anlatacaklar, ben detayına inmeyeceğim. Bir kere ticari defterlerin Türkiye muhasebe standartlarına göre tutulması kaldırıldı biliyorsunuz. Ama finansal tabloların TFRS'ye göre düzenlenmesi konusu gündemdedir. Ama bu konu bir boşluk var. Bu boşluk kimleri olacak? Önce bağımsız denetime tabi olacaklarda mı olacak? Büyükleri mi olacak? Orta mı olacak? Küçük mü olacak? Yine tartışmalardan bir tanesi, biz ısrarla savunduğumuz KOBİ'lerin standartlarının daha basitleşmiş olması gerektiğini hep söyledik. Bu konuda da farklı konular var. Ki biraz sonra değerli konuşmacı arkadaşlarım bu konuyu ifade açıklayacaklar, gerekli bilgiyi verecekler. Tabii finansal tabloların düzenlemesi konusunda yetki tamamıyla Kamu Gözetim Kurumu'na aittir bildiğiniz gibi. Biz de bir an evvel bunun açıklanmasını istiyoruz. Ona göre yol haritamızı oluşturmak istiyoruz. Yine bağlantılı dördünde yayınlanan KOBİ tanımları yapıldı biliyorsunuz. Mikro ölçekli firmalar, işte Bilgi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından zannediyorum yayınlanan bir tebliğ. 10 kişiden az ve 1 milyonu cirosu geçmeyenler mikro olarak tanımlandı.
50 kişiden az ve 8 milyon aşmayan cirosu olanlar küçük işletme olarak tanımlandı. 250 kişiden az ve 40 milyon ciroyu aşmayanlar da orta büyüklükte firmalar olarak tanımlandı. Herhalde bunun üstündekiler de büyük ölçekli firmalar olarak tanımlanması gerekiyor. Ve muhtemelen de bağımsız denetim sürecinin bu doğrultuda olacağı gözüküyor. Ama bir boşluk var. Bu konuda bir an evvel açıklanması gerekiyor. Ki biz de oda olarak bu konudaki çalışmalarımızı planlamamız gerekiyor. Ama biz her şeye rağmen bugün toplantının sonucunda özellikle TFRS eğitimlerini yeni gelişmelere göre yeniden planlayarak bu sürece sizleri mutlaka hazırlayacağız sevgili arkadaşlarım. Evet, bir dileğimle bitirmek istiyorum konuşmamı. Süreç geçiyor sevgili arkadaşlarım. Artık günümüzde bireysel çalışmanın hiçbir anlamı olmadığını bir kez daha görmemiz lazım. Hep şunun örneğini verdik. Ya tek başımıza küçük bir ofis olarak bu işi sürdüreceğiz ya da güçlerimizi birleştireceğiz. Güçlerimizi birleştirmediğimiz sürece, kurumsal yapılarımızı kurmadığımız sürece bu piyasada hak ettiğimiz yere gelmemiz söz konusu değildir. İşte biz İSM olarak tüm çalışmalarımızı buna göre planlıyoruz. İnanıyorum ki tüm arkadaşlarımız da bu süreci yakından takip ediyorlar ve buna ayak uyduracaklardır. Ben bugünkü eğitimimizde oturum başkanlığı yapacak sevgili hocamız, değerli dostumuz Profesör Cemal İbiş hocamıza, yine her zaman bilgi paylaştıkça üremesinden yana olan sevgili dostlarımız Volkan Demir hocamıza, Ali Çiçekli meslektaşıma ve Aslı Gedik meslektaşıma sizler adına teşekkür ediyorum. Umut ediyorum bu toplantıda bazı şeyler daha netleşir. Ama en önemlisi, küçük hesapları bir tarafa bırakarak, güçlerimizi birleştirerek bu sürece hazırlanmaktır. Muhasebe camiası da bunu mutlaka başaracağına inancımı belirterek sizlere, tüm arkadaşlarım adına sevgiler saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Seminerimizin oturum başkanlığı yapmak üzere değerli hocamız Profesör Doktor Cemal İbiş'i davet ediyorum. Buyurun. Evet, seminerimizin konuşmacılarını da davet etmek istiyorum. Sayın Doçent Doktor Volkan Demir hocamız. Değerli meslektaşlarımızdan Aslı Gedik ve Ali Çiçekli. Evet. Sonra Sayın Başkanım, değerli kurul üyeleri, çok kıymetli meslektaşlar, hepinizi şahsım ve bu paneli yapacak olan arkadaşlarım adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sürenin kısıtlı olmasını da dikkate alarak ben çok fazla konuşmayacağım. Sözü daha çok arkadaşlarıma bırakacağım.
Ama bir iki şeyi söylemeden de geçemeyeceğim. Türkiye'de çok ilginç bir yolda ilerliyoruz. Mesleğimiz açısından, ülke açısından çok ilginç, çok efendim hassas bir yolda ilerliyoruz. Hedeflerimiz var: 2023, 2050, 2071'ler. Bunlar olması gerekiyor. Bugün gelişmiş ülkelere baktığımızda 100 yıllık stratejileri olduğunu görüyoruz. Bizim ülkemizin de olması lazım ve bu stratejiler doğrultusunda da planların yapılıp bu yolların yürünmesi lazım. Mesleğimizde çok hassas, efendim sıcak günler yaşıyoruz. Bunun en çok etkilenen de, en çok ısıtanı da Türk Ticaret Kanunu, yeni Türk Ticaret Kanunu. 1999'da başlayan serüven, 2007'de meclis gündemine, genel kurula inmesi, 2011'de bir gecede 1535 maddenin yasallaşması artı 6103'te geçici maddelerin yasallaşması, 14 Şubat 2011 tarihinde resmi gazetede artık yayınlanan Türk Ticaret Kanunu uygulama tarihlerinin de belirtilmesi tabii bizleri heyecanlandırdı, hepimizi heyecanlandırdı ve kolları sıvadık, işe başladık. O günden bugüne Türk Ticaret Kanunu mesleğimize ne yükümlülük getiriyorsa, bizlere ne görev veriyorsa, ülkemizin menfaatleri doğrultusunda bunları yapmaya çalıştık hep beraber. Sayın Yahya Başkan açıkladı. Bir proje, büyük bir proje. Bu proje doğrultusunda günlerimiz, gecelerimiz birbirine karıştı ve gerçekten benim içinde olan biri olarak çok severek, çok isteyerek yer aldığım bir proje ve çok iddialı bir proje oldu. TTK, TÜRMOP TTK projesi, ki İSMO'da bunun ilk tohumu atıldı. Daha sonra Türkiye'ye yayıldı. O projede biz 2 sene önceydi, 2008 yılında, 2007 yıllarında başlayan bir çalışmaydı o. Gele gele Türkiye'ye mal oldu ve çok iddialı. Bana göre şu anda, ben bunu söylüyorum çünkü uluslararası da gözlemleyerek söylüyorum, çok iyi yapılmış, hazırlanmış bir proje siz meslek mensuplarına sunuldu. Sizlerin de büyük ilgisiyle ev ödevlerimizi yaptık. 30 Haziran günü bir anda bir şey oldu ve denildi ki biz TTK'nın belli maddelerini değiştireceğiz. Değişti TTK'nın 6335 sayılı kanunla 30 Haziran resmi gazetesinde ve bir anda biz ne yapacağımızı bilirken, bana göre bir anda ne yapacağımızı biraz şaşırdık. Ama yine çok ilginç benim gözlemim, meslek mensubu TÜRMOB'un yaptığı, İstanbul'da 14 bin kişi, Türkiye'de 40 bin kişiyi hedefleyen, başvuran herkese yeni Türk Ticaret Kanunu, KOBİ TFRS ve bağımsız denetim eğitimlerine yaklaşık 100 saati bulan bu eğitimi hiçbir ücret almadan vereceğim sözünün arkasında durdu. Bu takdire şayandır. Takdir edilecek bir durum. Hala devam ediyor bu proje. İSMO, İstanbul, Ankara, İzmir ve Anadolu'da devam ediyor. Meslek mensubu ilgisini kaybetmedi. Bu projeyi, bu işi yapmaya devam ediyor. Ediyor ama kafalar karışık. Ne olacak peki? Değişen Türk Ticaret Kanunu ile birlikte bizleri neler bekliyor? Bu sorular bize sık sık soruluyor. Ben biliyorum meslek mensupları kendi aralarında bu konuları sık sık konuşuyor. Çeşitli platformlarda dile getiriliyor. Odalarda, efendim, bakanlıklarda, çeşitli teşkilatlarda bunlar dile getiriliyor. Bunların cevapları bulunmaya çalışılıyor. Bugünkü seminerde biraz bu soruların cevaplarını bulmaya yönelik. İnşallah hepsini buluruz. Onu arkadaşlarım konuşmalarıyla bize söyleyecekler. Ama böyle bir durum içerisindeyiz. Ne istiyoruz peki? Neyi hedefliyoruz? Hepimizin kafasında ne var?
hepimizin kafasında şu var. Mesleğimizi layıkıyla yapalım. Mesleğimize yakışır bir şekilde yapalım. Bu topluma bir yarar sağlayalım. Ekonomiyi büyütelim. Türkiye'nin 2025, 2050, 2071, 2171 hedeflerini birlikte gerçekleştirelim. Herkesin arzusu bu. Herkesle tek tek konuştuğunuzda arzular bu şekilde ve burada tabii herkesin ev ödevleri var. Ben meslek mensupları olarak sizlerin, öğretim üyeleri olarak bizlerin ödevlerimizi yaptığını düşünüyorum. Şimdi Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu var. Ben onun bir komitesindeyim. Haziran ayında bir anket çalışması yapıldı. Meslek, küçük orta ölçekli muhasebe meslek mensubunun ne sorunu var diye. 12. ayda da yapılacak. O anket Türkçedir. Türkçe olarak katılmanızı tavsiye ediyorum. Haziran ayında yapılan anket çalışması Türkiye'de toplamda 4000 kişi, yaklaşık 4000 kişi dünyada katıldı. Bunun %35'i Türkiye'den. Ve bir anda uluslararası ne oluyor? Hatta birçok soruyu, birçok sorunu Türkiye'nin sorunu olarak uluslararasına taşımış olduk. En başta gelen sorun şu. Meslek mensubu artık daha fazla mevzuat değişikliği, standart değişikliği vesaireyle uğraşmak istemiyor. Öne çıkan en temel sorun bu. Bu sorun sadece bizim sorunumuz değil. Bu sorun, inanın bana, uluslararasının bir sorunu. İki hafta önce bir toplantıdaydık. Almanya'daki temsilci toplantı esnasında kalktı, şunu söyledi. Biz Almanya'da meslek mensubu olarak artık bir sayfa dahi okumak istemiyoruz. Yeter. Ve KOBİ TFRS'nin önünde Avrupa Birliği'nde, KOBİ TFRS'de Avrupa Birliği'nde şu anda en çok fren yapan, yani yeter arkadaş, KOBİ TFRS falan istemiyoruz diyen ülke Almanya. Bıktık diyorlar, yorulduk diyorlar. Yeter artık diyorlar. Ama yapacak bir şey yok. İşte bildiğiniz birçok gelişim, birçok değişim maalesef bunları bizleri yapmak zorunda bırakıyor. Efendim bu kısa mı oldu bilmiyorum ama bir giriş yaptıktan sonra ben İSMO'ya bir teşekkür edeceğim. Bugün ilk defa canlı olarak internette meslek mensuplarımız bu semineri izliyorlar. Hatta soru sorabilecekler. Arkadaşlarım o soruları alıp, kime soru soracaksanız, internetteki arkadaşlar için söylüyorum. Efendim adını belirtin, sorunuzu lütfen yazın. Sizin internet üzerinden göndereceğiniz soruları arkadaşlarımız burada mümkün olduğunca cevaplamaya çalışacaklar. Siz salondaki arkadaşlarımız için de aynı şey. Şimdi her arkadaşıma 45 dakika söz hakkı vereceğim. Bu yaklaşık 2 saat 15 dakika sürecek. Yani saat 4 civarında ilk bölümü, bütün konuşmacıların konuşmalarını tamamlattıracağız. Arkadaşlarım konuşmalarını tamamladıktan sonra bir ara vereceğiz 15 dakika. 15 dakika aradan sonra sizlerle tekrar bir arada olacağız. İkinci kısımda tamamen sizin sorularınızı alacağız. Salondaki arkadaşlar için söylüyorum. O sorularınıza arkadaşlarım cevap verecek. Size kağıtlar dağıtılacak ve sonra toplanacak. Konuşmalar esnasında hangi arkadaşıma soru sormak istiyorsanız lütfen adını soyadını belirtin. Sorularınızı mümkün olduğunca kısa ifade ederseniz sizin de sorularınızı tek tek arkadaşlarımız mümkün olduğunca cevaplamaya çalışacaklar. Biz programı arkadaşlarımla şöyle yaptık. İlk sözü programda da görüldüğü üzere ben Doçent Doktor Volkan Demir hocama vereceğim. Volkan Demir hocam bu oturumda, konuşmasında TFRS'ye geçiş ve yasal durum. Geçişteki biraz önce sözünü ettiğim bir takım belirsizlikler var. Nedir o belirsizlikler? Ve TFRS'ye geçişte hangi aşamalar var? Bizlerle bunları paylaşacak. Tabii kafalardaki en belki yoğun soru, en belirgin soru 1-1-2013 geldi.
2013'te ben muhasebe defterlerimi nasıl tutacağım? Bugünkü uygulama, 2012'deki uygulama devam mı edecek? Yoksa 2013'te ben artık yasal muhasebe defterlerime kayıt yaparken TFRS'yi mi esas alacağım? Bunu hangi işletmeler yapacak? Bunu nasıl yapacak? Eğer bu böyle değilse, bugünkü düzende gideceksem 31.12.2013 geldiğinde ben nasıl bir düzeltme yapacağım? Beni neler bekliyor? Benim işletmem mikroysa ne olacak? Küçükse ne olacak? Ortaysa ne olacak? Büyükse ne olacak? Soruları var. Volkan hocamın buna ilaveten getireceği başka konular da var. Ben sözü Volkan hocama vermeden önce, siz onu çok iyi tanıyorsunuz. Benim de çok yakın arkadaşım, dostum, kardeşim. Kısaca bir özgeçmişini belirteceğim, sözüne vereceğim. Volkan Hoca 1975 Ordu doğumlu, çok genç, çok çalışkan, çok parlak, mesleğimizde kendisinden çok istifade edeceğimiz bir kardeşimiz. Kulağıma diyor ki, kulağıma diyor ki bu arada başkanım, ben diyor Galatasaraylıyım, lütfen söyler misiniz? Buyurun. Evet, ben ve başkan Fenerbahçeliyiz tabii bu arada. Efendim, Volkan, doçent doktor Volkan Demir 1997 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi Derimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu. 1999 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde muhasebe finansman yüksek lisans çalışmasını tamamladı. 2003 yılında aynı yerde doktor unvanını aldı. 98-2004 arası Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2004'ten beri de bildiğiniz gibi Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda İşletme Araştırma Merkezleri Müdürlüğü yapmakta. 2004'te Fransa'da bulundu, alanda araştırmalar yapmak üzere. 2007'de Amerika Birleşik Devletleri'nde görevli olarak bulundu. 2008'den beri de İstanbul Tesmer Yönetim Kurulu üyesidir. Hocam söz sizin, buyurun lütfen. Teşekkür ederim hocam. Efendim iyi günler diliyorum. Sayın hocama çok teşekkür ediyorum söyledikleri için. Aynı duyguları paylaşıyorum kendisiyle ilgili. Değerli arkadaşlarımla beraber, Ali Bey ve Aslı Hanım'la beraber bugün sizlere TFRS'ye geçişi, ilk geçişi aktarmaya çalışacağız. Tabii Galatasaray, Fenerbahçe işin şakası. Galatasaray Üniversitesi devlet üniversitesidir. Tüm takımlara da son derece saygımız var. Ordu Spor'da dahil olmak üzere. Birincilik takımı. Şimdi iki tane arkadaşım uygulamadan geliyor. Ali Bey ve Aslı Hanım. İki büyük şirketin iki önemli konumundaki arkadaşlar. Dolayısıyla kendilerinden ricamız bizim Sayın Başkan nezdinde uygulama örneği getirmeleriydi. Çünkü meslekte en büyük sıkıntı o. Ben de onlar uygulama örneği yapacağı için olayın altyapısını yapalım. Nasıl bu TFRS'ye geçeceğizle ilgili konuları görüşmek istedim. Tabii söyleyeceğim, anlatacağım şeylerin birçoğu şu anda söyleyebilirsiniz. Nereden uyduruyorsun, nereden biliyorsun? TÜRMOP'ta Sayın Başkan ve Hocam'la birlikte biz TFRS'nin koordinatörlerinden bir tanesi bendim. Ve dolayısıyla da gerek Kamu Gözetim Kurulu nezdinde, gerek Ticaret Bakanlığı nezdinde birçok sempozyum, seminer, kongre, konferans adı ne olursa olsun ya da şu anda Kamu Gözetim Kurulu'nda çalışma komisyonu üyeliğim sürüyor. Bu ay sonu bitiyor. Görev yapıyorum ve yapmaktayım. Dolayısıyla söyleyeceğim şeyler biraz daha hani yasaya, mevzuata, tebliğe dayalı değil, hani beklentiye dayalı şeyler. Şimdi TFRS'ye ilk geçiş deyince herkesin bir beklentisi var tabii. Kolay mı olacak, zor mu olacak? Bir kere şunu söylemekte fayda var.
Bugün size biraz yasal durumdan bahsedeceğim. Çünkü kafalar çok karışık. Kimle konuştuysam bildiğimden şüphe etmeye başladım. TFRS kalkmış biliyor musun diye arkadaşım beni aradı geçen gün. Ya bilmiyorum dedim, hani nerede yayınlandığını öğrenmek istedim. Baktım o yanlış anlamış tabii. Ve sonra birileriyle görüştükten sonra bunun hakikaten genel algı olduğunu anladım. Sonra TFRS'e ilk geçişin teknik olarak nasıl yapılacağından bahsedeceğim. Burada ilgili de sorun var. Ve ilk geçişle ilgili aşamalardan bahsedeceğim. Şimdi hepinizin malumu üzere, olduğu üzere 14 Şubat'ta yayınlanan bir TTK'mız vardı. Bu TTK 30 Haziran resmi gazetede yayınlandı değil mi? 30 Haziran 2012'de değişti. Yani yürürlüğe bir ya da iki gün kala değişen bir kanunumuz var yürürlüğe girmeden önce. Heyecanlı bir ülkede yaşıyoruz onun için. Hani her şey her zaman değişebiliyor. Yine büyüklerimiz haklı çıktı. Yani bu kanun uygulanmaz dediler. Hakikaten de büyüklerimiz haklı çıktı. Ben çok heyecanlı davranmıştım bu kanun uygulanacak vesaire diye. Tabii TFRS uygulamalarıyla ilgili çok düzenli çalışılmış. Yani meclis tutanaklarını incelediğinizde TFRS öyle baştan sağma değiştirilmemiş 64 ve 88. maddeler. TFRS'de biliyorsunuz eski kanun bize eski ticaret kanununa göre biz eski TTK hükümlerine göre defterleri tutuyorduk, tutmak zorundaydık ki vergi kanunları onun üstüne geçmişti herhangi ceza müeyyidesi olmadığı için. Yeni finansal raporları da yasala göre düzenliyorduk. Şimdi yasal kelimesini kasıtlı kullanıyorum, vergi usulü kanununa göre demiyorum. Çünkü yanlış bir algı daha var. Biz şu anda defterlerimizi tam olarak vergi usulü kanununa göre tutmuyoruz. Vergi usulü kanunu hükümlerini uyguluyoruz ama defterlerimizi biz yasal mevzuata göre tutuyoruz. Aslında biraz karışık bir yapı var. Tek düzen hesap planı var, vergi usulü kanunu uygulamaları var, öyle değil mi? Hatta bazı şirketlerde, isim vermeyeyim, büyük büyük şirketlerde vergi usulü kanununa göre defter tutulmuyor. Tamamen yabancı ortağın isteğine göre tutuluyor. Beyanname üzerinden ticari kardan mali kara geçerken bu düzenlemeler yapılıyor. Matrah doğru hesaplandıktan sonra kimse de bu zamana kadar bir şey dememiş. Dolayısıyla yasal düzenlemelere göre raporları yapıyorduk bu zamana kadar. İlk aşamada TFRS'nin ilk versiyonu ne dedi? Yeni çıkan TTK'nın ilk versiyonu. Defterler de TFRS olacak. Efendime söyleyeyim, raporlar da TFRS olacak. Tabii bu dünyada benim bildiğim kadarıyla çok fazla ülkenin kullandığı bir sistem değil. Özellikle defterlerin TFRS'ye göre düzeltilmesi. Çünkü muhasebe diyorlar bir kültür olayıdır. Alman kültürüyle Fransız kültürü ki ekonomik kültürden bahsediyorum. Türk kültürü, Amerikan kültürü, İngiliz kültürü aynı değildir. Bu nedenle de dediler. Bu nedenle de mesela yanlış bilinenlerden bir tanesi Almanya, hocam biraz önce bahsetti. Taban tabana UFRS uygulamaları zıttır. Halka açık şirketler dışında hiçbir şirketin de uygulatmayacağını deklare etti zaten. Fransa o kendi bizimkine benzeyen hesap planı uygulamasından ki değerleme hükümleri de içerir. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini beyan etti. İngiltere keza öyle. Hiçbir zaman kendi lokal muhasebe uygulamalarında onları terk edip UFRS'ye geçmeyeceğini deklare eden ülkeler. Dolayısıyla UFRS'yi kullanan ülkeler diye baktığımızda şöyle bir algı olmasın. Bütün uygulamalarında kullanmıyorlar. Birçoğu ki bunun listesi var firmalarınızın hepinizin sayfalarında var. Birçoğu bunu sermaye piyasaları ve bankacılık uygulamalarında kullanıyorlar. Ya kullanılması gerekir gerekmez o ayrı bir tartışma konusu ama yanlış bilindiği için bunu açıklama gereği duydum. Yeni TTK'da bu 30 Haziran gecesi değişen TTK'da incelikle çalışılan birkaç konu var. Bunlardan madde madde hatırlatayım size. Birincisi şu, en çok değişiklik 64. maddede meydana gelmiş. Çünkü 64. madde TFRS'lerin defterlerde tutulacağına ilişkin maddeydi. Fakat 88. madde de dönem sonunda finansal raporların neye göre hazırlanacağını belirleyen maddede bir değişiklik yok. Dönem sonu finansal raporlar ki konuştuğumuz kanun vergi kanunu değil, herkes konuştuğum herkes karıştırıyor. Konuştuğumuz kanun ticaret kanunu. Ticaret kanunu karın paylaşımı ortaklar hukuku alanında ortaya çıkar. Yoksa vergi usulü kanuna doğrudan bir etkisi yoktur. 88. maddeye göre de Türkiye finansal raporlama standartlarına göre finansal tablolar hazırlanır. Fakat ufak değişiklikler var 88. maddede. Tam uyumlu olmak yerine uyumlu hazırlanır diyor. Ve bununla ilgili de ilerleyen fıkralarında yani şunu anlamamız gerekiyor. Defterler her türlü sermaye şirketinde 1 Ocak 2013'ten itibaren aynı bu zamana kadar nasıl tutuyorsanız öyle tutulacak. Bir değişiklik yok. Ancak 1 Ocak 2013'ten sonra çıkaracağınız finansal raporlar TFRS'ye göre çıkacak. Bunun çokça konuşulan bağımsız denetimle hiçbir alakası yoktur.
Çünkü şöyle bir algı var. Bağımsız denetime tabi olacaklar, olmayacaklar diye Kamu Gözetim Kurulu'nun yürüttüğü bir sekreterya var. Bakanlar Kurulu'nun sekreteryasını Kamu Gözetim Kurulu yapıyor. İlk defa da ben hayatımda gördüm. Bakanlar Kurulu kararı taslağı diye bir şey. İlk defa gördüm. Hani bu hep çıkınca görürdük. Taslak dolaşıyor. İşte aktif toplamı 150 milyon, cirosu 200 milyon, çalışan sayısı da 500. 3 kriterden ikisini aşan bağımsız denetime tabi olacak deniyor. Yine hocamın da olduğu geçenlerde Kamu Gözetim Kurulu Başkanı'nın, Sayın Başkanı'nın konuştuğu bir toplantıda Sayın Başkan'ın aynen ifade ettiği şey şu. Bu şu anda belirlediğimiz bir rakamdır. Ama taslaktır. Yani düzeltilebilir. Ve suyun akışı bu yönedir. Yani söyledikleri şu. Birkaç sene, bu senenin sınırı belli değil. Bunun altında kalan şirketleri bağımsız denetime tabi tutmayacağız. Murakıplık sistemi de kalktı biliyorsunuz. Bu şirketlerin dışındaki bağımsız denetime tabi olmayacak şirketler dışındaki şirketlerin birkaç sene TFRS'ye göre finansal tablo hazırlama kültürü edinmelerini sağlayacağız. Birkaç sene. Ondan sonra da bu rakamları aşağı doğru indireceğiz dediler. Hocam da oradaydı. Ve kullandığı ifade şu. Bundan sonra TFRS uygulamalarından geri dönüş yok. Suyun akışı bu tarafadır dediler. Benim anladığım şu. Yani normal zekaya sahip olan bir insan olarak 1 Ocak'tan itibaren bütün sermaye şirketleri TFRS yapacak. Ve yaptıkları TFRS ile ilgili kimlerin hangi TFRS'leri kullanmaları gerektiği ile ilgili Kamu Gözetim Kurulu'nun yetkisi var. Kullanır veya kullanmaz. Nasıl yetkisi var? Bizim TESMER'de biz yıllar önce bir eğitim yapıyorduk, hatırladınız mı? Seçilmiş TFRS'ler diye. Belki aradan seçer seçer der ki şu büyüklüktekiler şunları, bu büyüklüktekiler bunları, bunun üstündekiler de hepsini kullanır deme yetkisi var. Ha bu UFRS açısından, uluslararası uygulama açısından UFRS'ye uyumlu mudur? Değildir. Açık söyleyeyim. Çünkü UFRS'ye uyumlu olması için finansal tablonun tam uygulanması gerekir. Kelime kelime tam uygulanması gerekir. Ama bir geçiş için doğru mudur? Tartışılabilir tabii ki de. Dolayısıyla yeni durum şu. Defterler yasal, bu zamana kadar ne yapıyordunuz? Onu yapacaksınız. Raporlar dönem sonu düzeltmesi. Tabii bununla ilgili de şöyle bir beklentimiz var. Birinci soru işaretim benim şu. Ki TÜRMOP'ta bunu zaten Bilgi Edinme Kanunu'na göre de Kamu Gözetim Kurulu ile görüşüyorlar. Herhalde açıklık gelecek. Maliye yayınlayacak diye biliyorum. Yeni bir hesap planı taslağı vardı hatırlarsanız. İnternette dolaştı. Ben de o komisyonla hocamla beraber üyeydim. Son aşamaya kadar geldi TMSK aşamasında. Şimdi birinci sorumuz şu. Yeni hesap planı yayınlanacak mı, yayınlanmayacak mı? Ama yayınlanmasa zaten mevcut uygulama devam edecek. Biz sınıflandırmayı kendimiz yapacağız. Ama yayınlanacaksa da şu saatten sonra yayınlanacak bir hesap planının 1 Ocak'tan itibaren mecbur tutulması imkansız benim görüşüm. Tutulsa bile en şanslı sizlersiniz. Yani bürosu olan arkadaşlar. Küçüklerin bunu uygulaması daha kolay. Büyükler uygulayamaz. Çünkü sistemlerini geçirecekler buna. Dolayısıyla birinci bu açıklamanın gelmesi gerekiyor. Bildiğim kadarıyla Maliye Bakanlığı'nın içerisinde de son birkaç ay öncesine kadar hesap planı ile ilgili çalışan bir ekip vardı. Bu önümüzdeki günlerde cevabı gelir. İkinci sorum. Hani canlı yayında da yayınlanıyor ya, birisi belki sorumluluk adledip cevaplar diye. Finansal tabloları hazırlıyoruz, hep beraber toplanıyoruz. Başka ortamlarda da toplanıyoruz, başka toplantılarda da. Ne yapacağız bu finansal tabloları? Birbirimize mi vereceğiz? Senin benimki nasıl olmuş, seninki nasıl olmuş bakalım diye. Birbirimize gönderecek miyiz? Yani mail mi atacağız? Hani nereye vereceğiz o belli değil. Çünkü vergi kanunlarının ekinde vereceğimiz beyanname, elektronik beyanname de belli, öyle değil mi? Hani bunu ne yapacağımızı ben çözemedim. Bir de pragmatik yaklaştığınızda amacı olmayan bir şey yapmanın da çok da faydası yok, öyle değil mi? Bir de patron para da vermiyor o zaman. Yani efendim bunu yapıyoruz ama ya niye yapıyorsun, nereye vereceğiz diyor. Vallahi birbirimizle bakarız falan dediğin zaman para da vermiyor. Ama bunu bir yere vermek zorunda olduğunuz zaman iş farklı bir yere gidiyor. Ha bununla ilgili bakanlıkla görüştüğümüzde zaman zaman ki orta vadeli plan... Bunu bir elektronik ortamda isteyeceklerini belirtmişlerdi bir ara. Ama şu anda benim bildiğim kadarıyla böyle bir ne yasal zorunluluk diye bir şey yok. Bu da Ticaret Bakanlığı'nın cevaplaması gereken bir soru. Finansal tablonun ilanı tebliğinde herhalde bunu cevaplıyor olacak. Bir başka yenilik, TFRS seti ikiye ayrılıyor. Tam set, bir de küçük set, COBİ TFRS diye. Aslında ismi küçük olmasına rağmen bunu buralardan konuşurken hep söylüyorum. %80 aynı. Yani ben bunu %80'i de atarak söylemiyorum. Saydım, değerlemeleri saydım. Çok da büyük farklılıklar yok. Hocam bahsetti, evet Avrupa Birliği'nde COBİ TFRS'ye ciddi bir rezistans var. İstemiyorlar. Okumak istemiyorlar. Evet. Artı başka teknik sıkıntılar var. Yani Avrupa Birliği'nin 4-7 nolu yönergelerine aykırı şeyler var. Dolayısıyla bu şu anda
benim de hocamın da katıldığı toplantılardan Kamu Gözetim Kurulu'nun COBİ-TFRS uygulatmayacağı yönünde bir şey var. Görüş var. Bunu kurul içinden, kurulun başkanı, sayın başkanı kendi ifade etti. Yani bütün şirketler büyüklüğüne bakılmaksızın tam set uygulayacak diyor. Ama bunun içinde biliyorsunuz yetkisi var. Tam setin içinden seçerek uygulatabilir. Bunları da şunlar diyebilir. Dolayısıyla COBİ-TFRS ile ilgili çalışmalarımız boşa mı gitti? Hayır, çünkü COBİ-TFRS'yi de bilen tam seti anlaması için birkaç saatini vermesi yeterli. Yani aşağı yukarı bütün değerleme hükümleri, teknik değerleme hükümleri dışında, yani faiz oranları, piyasa faiz oranları vesaire dışında aynı. Bir başkası, finansal tablo seti. Şimdi bize biraz buna alışmamız lazım. Biz hep bilanço gelir tablosuyla iş yapan bir kitleyiz ki, çünkü talep bu zamana kadar öyleydi. Öyle değil mi? Bizden 92 yılında bir nakit akış tablosu istediler. İsteyen niye istediğini bilmedi, veren de niye verdiğini bilmedi, sonra kaldırıldı. Biliyorsunuz. Çünkü nakit bütçesi istemişler. Sonradan fark ettik ki nakit akış tablosu diye. Şimdi aslında finansal tablo dediğimiz şey artık bir setten oluşuyor. Ve bunlar ayrılmaz setler. Bilanço, finansal durum tablosu diye standartlarda teknik isim geçiyor. Kar zarar diye genellikle geçiyor ama ben performans tablosu dedim. Kar performansını gösteren tablo, gelir tablosu. Öz kaynak değişim tablosu, nakit akış tablosu ve dipnotlardan oluşuyor. Şimdi bak bu finansal tabloyu ki burada birçok arkadaşı tanıyorum, eğitmen arkadaşlarımız da burada. Aşina olduğunuz finansal tablolara baktığınızda artık meslek de zorlaşıyor. Şöyle zorlaşıyor. Hani eskiden diyorduk ya itirazımız var. Benim mahallemdeki bir muhasebeci 200 tane defter tutuyor diyorlardı. Bence cezalandırmayalım, bunlara ödül verelim. Çünkü 200 tane defteri bu kapsamda tutabiliyorsa vallahi bütün ödüllere layıktır. Ciddi söylüyorum. Çünkü 4 tane finansal tablo ve bir dipnot demek şey nedir biliyor musunuz? Bizim şimdiki dipnot gibi değil. Bayağı şirketi tanıyacaksınız. Şirkete hakim olacaksınız. Teminatlarını bileceksiniz. Yabancı para pozisyonunu bileceksiniz. Tabii bunu küçüklük büyüklük ayıracaklar kimlerin ne dipnot olacağını. Bir de bizim Türkiye'de en büyük zorlandığımız şey şu. SPK uygulamaları dışında. SPK bunu biraz derledi, toparladı. Şimdi UFRS'de bir set yok. Yani bir form yok. Finansal tablolar bunlardır, evet. Asgari içinde bunlar yer alır. Ama hani bizim hep alışık olduğumuz muhasebe sistemi uygulama genel tebliği gibi bilanço budur, böyle doldurulur, gelir tablosu budur diye UFRS'ye aykırı. Çünkü UFRS bütün ülkelere bunu hitap ettiği için o diyor ki sana şeklen hangisi uygunsa ona göre ver. Nereden başlarsan başta, duran varlıktan da başlayabilirsin, dönem varlıktan da. Öneriler yapıyor kendi içinde. Dolayısıyla bunun da birilerinin set haline getirmesi lazım. Kamu Gözetim Kurulu veya başka bir kurumun. Şimdi bilançoya baktığınızda çok korkacak bir şey yok. Bilanço aynı bilanço. Sadece bazı kavramlar değişiyor. Mesela canlı varlıklar geliyor. Bu zamanda çok tartışılmıştı. Yani tavuğum var nereye koyacağım değil mi? Ya da ne bileyim büyükbaş hayvanım nereye koyacağım? İki ayaklı mı, dört ayaklı mı, stok mu, duran varlık mı? Şimdi bu değişiyor. Canlı varlıklar standardı var çünkü. Ayrıca raporlamanız gerekiyor. Dönem varlık olan da var, duran varlık olan da var. Veya bazı isimler değişiyor. Mesela hazır değer ismi değişiyor. Nakit ve nakit benzerleri oluyor. İşte menkul kıymetler yerine finansal varlıklar kullanıyoruz. Standartlarla daha uyumlu hale geliyor. Ya da yatırım amaçlı gayrimenkuller. Bu zamana kadar maddi varlığın içindeydi. Bundan sonra ayrı bir sınıfta yazıyoruz. Aslında bunları niye böyle yapıyor dediğiniz zaman bunları yazanların çoğu ki ISB üyelerinin özgeçmişini okuduğunuzda finans kökenli. Yani finansçı. Finansçılar da analiz edecek finansal tablo istiyorlar. Dolayısıyla nasıl güzel analiz ederlerse öyle finansal tablo istiyorlar. Ve alışık olmadığımız bazı şeyler daha var. Mesela karşılık ayırmak. Bu yeni giriyor hayatımıza. Bir de ertelenmiş vergi. Çok tartışılıyor ertelenmiş vergi. Vergi kanunlarıyla raporlama arasında, finansal raporlama arasındaki matrah farklarının raporlandığı yer. Bunlara alışık olacağız. Arkadaşlarım onlarla ilgili örnek yapacaklar. Kar zarar tablosu değişiyor. Olağan dışı gelir gider lafı kalkıyor mesela. Sürdürülen faaliyetler, durdurulan faaliyetler geliyor. Ve sürdürülen faaliyetler, durdurulan faaliyetlerin ayrıca raporlanması gerekiyor. Aşağıda da bilançonun unsuru olan kar zararların ayrıca sunulması gerekiyor. Ama dağıtılabilir kar buradan oluşmuyor. Bu değişiyor. Öz kaynak değişim tablosu zaten beşli grupta iki dönem arasında ne değişiklik varsa bunu açıklayın diyor. Bizim bildiğimiz bir tablo. Bir de nakit akış tablosu değişiyor. İşletme faaliyeti, yatırım faaliyeti, finansman faaliyeti diye. Ve işte ön faaliyetlerin nakit akışını iki yöntemle ayırırsınız diyor. Direkt en direkt yöntem. Ve dipnotlar. Bunların dışında şirketle ilgili yatırımcının ilgilenebileceği ki yatırımcı burada bir aslında şeydir.
Anahtar kelimedir. Şirket halka açık değilse yatırımcı yoktur. Evet, ama yatırımcı lafı standartlarda bilinçli kullanılmıştır. Finansal tablo ihtiyacı olanların asgari yatırımcı için sunulan finansal tablodan yararlanacağı kabul edilmiştir ilk standartlar yapılırken. Dolayısıyla yatırımcı aslında borç veren de olabilir, ortak da olabilir, yatırım yapacak kişi de olabilir, herkes olabilir. Dipnot bilgisinin uzun tutulması gerekiyor. Son raporlar çıktı, SPK'da inceliyorum. 110 sayfalık rapor var. 90 sayfalık rapor var. 80 sayfalık rapor var. Yani şu kalkıyor. Vallahi bizim meslektaş var, bilançoya şöyle bir baksın, 3 dakikada ne olduğunu söylüyor falan diyorlar. Ben devamlı bunu söyleyeyim. Bunu kimse söyleyemez artık. Belki de kıskanıyorum da böyle söylüyorum. Ben söyleyemiyorum çünkü hani böyle bakıp da arkasının önüne 3 dakikada. Çünkü 90 sayfa raporu okuyup iyice analiz etmeniz gerekiyor. Finansal tablo sistemi dolayısıyla değişiyor. Bir eğitimde tecrübeli bir meslektaşla karşılaştım. Çok sinirlenmiş. Standartlara çok sinirli. Tabii ben yazmadım, bana sinirleniyor ama. Standartlara çok sinirli. Ben öğrenmeyeceğim dedi. Dedim yani tercih meselesi. Öğrenmeyeceğim ben diyor. Dedim üstad hani tercih meselesi. Öğrenmeyeceğim ama diyor, tamam mı? Ya tercih meselesi, ister öğren ister öğrenmeyeceğim. Ama diyor para kazanmaya devam edeceğim diyor. O da senin şey yapacağın becerinle alakalı, nasıl kazanacaksan. Şimdi bunu öğrenip öğrenmemek, hocamla geçen de konuşuyoruz, aynı şeyi beraber de teyit ettik. Bunu öğrenip öğrenmemek tabii ki de mesleği yapanların elinde. Ama şöyle de bir şey var. Bunu öğrenmek şu an meziyetken 5 sene sonra emin olun bunu öğrenmemiş olana meslek mensubu olmayan gözüyle bakacaklar. Yani şu an meziyet gibi görünen şey asli işiniz olacak 5 sene sonra veya bu işi yapacakların asli işi olacak. Şu anda konuşuyoruz. TTK öyle demiş, biraz sonra açıklamalar yapacağım, böyle demiş, mecbur mu değil mi? Arkadaşlarım 10 küsür yıldır bu işi yapıyorlar, öyle değil mi? O zaman TTK, MTK yoktu ama birileri ihtiyaç duymuş demek ki buna. Ortaklar ihtiyaç duymuş, SPK ihtiyaç duymuş, bankalar ihtiyaç duymuş. Dolayısıyla TFRS'nin bir ihtiyaç olduğunu unutmayın. Yarın TTK ertelenir mertelenir başka bir şey olur. Ama bankalar müşterinizden TFRS raporunu istediği an ona söyleyeceğiniz cevap olması gerekir. Dolayısıyla TFRS bir ihtiyaçtır. Bunu hiç unutmayın lütfen. İkincisi, TFRS'ye geçiyoruz. Şimdi 1 Ocak 2013'ten itibaren. Günlerdir bu cümleyi okuyorum. TFRS'ye geçiş cümlesini. 1 Ocak 2013'ten itibaren TFRS'ye geçiyoruz. TFRS'ye geçişle ilgili standart koyucu bir standart yazmış. Demiş ki ilk defa TFRS'ye geçen TFRS 1'i uygulasın. Şimdi bunu da iyi anlamak gerekiyor. Bu şu demek değildir. TFRS 1'i uygulayan diğerlerini uygulamasın demek değildir. Zaten TFRS 1 ilk geçişin rehberidir. İlk geçenin nasıl geçeceğini anlatıyor ama değerleme hükümleri diğer standartlardaki hükümler saklı. Yani amortismanı nasıl yapacağınız, stoğu nasıl yapacağınız, karşılığı nasıl ayıracağınız ilgili standartlarında yazıyor. Bu TFRS 1'i incelediğinizde ilk geçişi şöyle tanımlıyor. İlk geçiş demek ki zaman zaman buradaki birçok arkadaş eğitim almıştır TFRS ile ilgili. TFRS kavramsal çerçevede çok önemli bir niteliksel özellik var. Karşılaştırılabilirlik, biliyorsunuz. Ve minimum 2 dönem karşılaştırabilir olması gerekiyor finansal tablonun, istisnası yeni kurulan şirket olmadığı sürece. Şu anda mevcut işletmelerinizin ben 2012'de TFRS'ye geçtim demesi için karşılaştırmalı 2 dönem tüm finansal tablolarının karşılaştırmalı olarak sunulması artı bir de ondan önceki bir döneme ait bilançosunun, bir tarihe ait bilançosunun düzeltilmiş olması gerekiyor. Bu ne demektir? 2 tam set bir de bilanço düzeltmeniz gerekiyor. Şimdi bunun için açıklama gerekiyor. TFRS'ye geçmek demek acaba 31.12.2012'de geçtim demek mi yoksa geçmeye başlamak demek mi? Bunu birilerinin açıklaması gerekiyor. Benim fikrim var bu konuda ama yayından canlı olduğu için söyleyeyim, bu fikir benim fikrim. Sonuçta hani hata olursa dava falan kabul etmiyorum. Benim fikrim sadece. Hukuken geçerli midir bilmiyorum hocam bu beyan. Geçerli değil mi? Şimdi 1 Ocak'tan 2013'ten itibaren TFRS'ye geçiş ne demektir? Bunu ben yazmadım. TFRS'ye geçişle ilgili Türkçe çıkan mesleki dergilerde veya bazı dergilerde çıkan yazıları inceledim. Şöyle yorumluyor yazarlar, hepsine de son derece saygımız olmakla beraber. Diyor ki TFRS'ye geçiş demek 2013'ten itibaren 2011 ile 2012 finansal tablolarını karşılaştırmalı hazırlamak, 2010'un da sadece bilançosunu düzenlemek demektir. Bir yorum bu. Başka bir yorum var. Diyor ki TFRS'ye geçiş demek 2012 ile 2011'i, özür dilerim, 2013 ile 2012'yi karşılaştırmalı hazırlamak, yani gelecek sene geçersin buna diyor. Ve 2011'in bilançosunu düzeltmektir diyor. Benim görüşüm de, bazıları da böyle söylüyor,
TFRS'ye geçiş demek 31.12.2012'de çok büyüteceğiniz bir şey yapmamak demektir. Sadece 31.12.2012'nin bilançosunu düzeltmek demektir. Aynen 2003'te enflasyon muhasebesine nasıl geçtiyseniz, o da geçtik geri geldik biliyorsunuz 2004'te de. Burada geri dönüş yok ama onu söyleyeyim size. 2003 gibi 2012'yi düzelteceğiz bilançoları. Arkadaşlar anlatacak nasıl düzelteceğini. Bilançoları düzelteceğiz. Bütün düzeltme farklarını aynen enflasyon düzeltmesi, kârı zararı gibi geçmiş yıl kâr zararının altında TFRS ilk geçiş kâr zararı diye bir yerde izleyeceğiz. Bu sene yapacağınız bu kadar. Esas 2013'ten itibaren TFRS'ye geçebilirsiniz. Ama bilginiz olsun 2013'te hazırlayacağınız finansal tablo da belki hani TTK uygun olabilir ama TFRS'ye uygun olmayacak. Karşılaştırma yapılamayacak. Bana sorarsanız Türkiye TFRS'ye 2014 finansal tablosu çıkınca geçer. 2014 ile 13'ü karşılaştırır. 12'nin de bilançosu hazırdır. Dolayısıyla en iyi geçiş budur. Yumuşak geçiştir. Zaten insanlar da denetim kültürüne falan hazır olur bu zamana kadar. Doğrusu da budur. Ha bu çok uzun değil mi? Vallahi Amerika 2017'yi tartışıyor. UFRS'ye tam olarak 2017'de mi geçsek, 18'de mi geçsek diye tartışıyor şu anda. Sebebini biliyor musunuz? Çünkü bu sene üniversiteye giren yeni yazılan kitapları o zaman bitirir diyor. Bizim gibi 30'unda değiştirip birinde geçtik demiyor. Adamlar planlamayı yaparken üniversite öğrencisinin hangi kitabı okuyacağını, bu kitapları okuduktan sonra meslek hayatına atılacağını planlıyor. Dolayısıyla en iyi geçiş bana sorarsanız böyle bir geçiştir. İki tane uygulama olacak. Bir 31.12'de ne yapacağız? Bir de sonrası ne yapacağız? Burada yalnız sizi uyarıyorum. Kar avansı tebliğ çıktı. Hatırlıyor musunuz? Ticaret Bakanlığı yayınladı. Ticaret kanununa dayandırılarak. Limited ve anonim şirketler avans kar dağıtabilecekler. Kar avansı tebliğini incelerseniz 2012'de avans kar dağıtacaksanız ki şartları yazıyor orada, konum o değil. 2012'de avans kar dağıtacaksanız şu anda ara dönemlerde çıkan yasal karlardan dağıtabiliyorsunuz. Yani vergi yasaları temel alınarak. Doğru mu? Fakat orada bir ifade geçiyor. 1 Ocak 2013'ten itibaren avans kar dağıtmak isteyen şirketler 515. madde hükmüne göre dağıtır diyor. 515. maddeyi okuduğunuzda da 88. maddeyi gösteriyor. Yani TFRS karlarına göre dağıtabilir diyor. 1 Ocak 2013'ten itibaren. O da şunu getiriyor. Şirketlerinizin, müşavirlik, danışmanlık veya çalıştığınız şirketlerin patronları, ortakları ara dönem avans karları isterse ara dönemlerde en azından TFRS karlarınızı bulmanız gerekiyor. Hani bir TFRS raporu yapmak bana sorarsanız şart değil ama en azından bir TFRS mizanı çıkarıp bir TFRS karınızı bulmanız gerekiyor. 5 kar avansı tebliğini bu gözle bir kere daha okursanız size faydalı olabilir. Peki 31.12.2012'de ne yapacağız? Sadece bilanço düzelteceğiz. Mevcut bilanço ve gelir tablosunu alacağız. Biraz sonra anlatacağım bazı düzeltmeler yapacağız. Artı eksi bütün farkları da geçmiş yıl kar zararında raporlayacağız. Buna İngilizce birikmiş karlar zararlar deniyor ama geçmiş yıl kar zararı konusunda da biliyorsunuz bizim ülke hassastır. İbra edilen kar zararı olduğu için en azından hani bundan sonra ibra edilecek her sene genel kurul yapılacağı için ibra edilecek kar zararı olduğu için onu 57-58 diye tekrar hesap planından örnek vereyim. Grubun altında başka bir geçmiş yıl kar zararı hesabı tasarlanmıştı eskiden. Herhalde öyle bir şey yapacaklar. Ayrıca bir hesapta izleyecekler. 2013'ten sonra ara dönemde de yapsanız artık finansal tabloların tam set hazırlanması gerekiyor. Bilanço, kar zarar tablosu, nakit akış tablosu, öz kaynak ve bunların ara dönem finansal tablo hazırlama standardı 34 nolu standarda uygun dipnotları. Çünkü o biraz daha sınırlı dipnotlar yıl sonu finansal tablolarında. Peki ilk geçişin amacı ne? Bakın hani bazen biz uygulamalarımızda ki yasal otorite bizi yönlendirdiği için amacı kaçırıyoruz. İlk geçişin amacı şu: şeffaf ve karşılaştırılabilir finansal tablo sunmak, muhasebe uygulamalar açısından uygun bir başlangıç yapmak, faydasını aşmayacak bir maliyetle elde edilecek yüksek kalitede bilgiler içermesini sağlamak finansal tabloların. Dikkat edin bir kelime, faydasını aşmayacak şekilde. Yani elinizdeki çalışma şeyleri, verileri ulaşılamaz vesaire ise TFRS 1'de iki tane kavram geçiyor: muafiyetler ve istisnalar. Onları okuyacaksınız. Onlardan birine giriyor mu girmiyor mu onları değerlendireceksiniz. İlk geçişin aşaması ne? Örnek üzerinde yapacağım. Daha doğrusu şekil üzerinde yapacağım ama şöyle bir sıralayayım. 1. Mevcut yasal bilançonuzu alacaksınız 31.12.2012'de. Bu yasal bilançonuzdaki varlıklar,
kaynaklar ve öz kaynaklara bakacaksınız. TFRS'leri de bileceksiniz. Bilmeniz gerekiyor. Eğitim almış olmanız gerekiyor bununla ilgili ki o da verdi, TÜRMOP veriyor her tarafta. Bunlara göre, TFRS'ye göre aktifleştirilmemiş, vergi kanunlarına göre aktifleştirilmemiş ama TFRS'ye göre aktifleştirilmiş veya bilançoya yazılması gereken bir şey varsa yazacaksınız. İki, vergi kanunlarına göre bilançoya yazılmış ama ya da aktife pasife, TFRS'ye göre yazılmayacak, şimdi söyleyeceğim, bir şeyler varsa onları çıkaracaksınız. Üç, sınıflandırma değişikliği yapacaksınız. Biraz sonra söyleyeceğim ama en basitinden, madde olmayan duran varlıkların altında özel maliyetler diye bir hesap var, biliyorsunuz değil mi? UFRS'yi okuduğunuzda açık açık yazmakla beraber, uygulamalar da öyledir, özel maliyetler maddi duran varlıktır. Doğru mudur? Dolayısıyla onu yeniden sınıflandıracağız. Maddi varlıkların içine sınıflandıracağız. Sınıflandırma değişikliği derken. Veya bir ile ikinci maddeye örnek vereyim. Bu zamana kadar hiç vergi bilançosunda kıdem tazminatı izin karşılığı ayırmadınız. İlk defa ayırmaya başlayacaksınız. Dördüncü madde, düzeltmeler doğrudan dağıtılmamış karlar içinde, yani geçmiş karları zararlar içinde raporlanır diyor. Ve TFRS açılış bilançosunda 1 Ocak'taki yani 31.12.2012 bilançosunda tüm varlık ve borçların ölçümünde TFRS'ler kullanılır. Yani arkadaşlarımın anlatacağı hükümleri kullanacaksınız. Şekil olarak üzerinden konuşursak, ki bunu bağlayıcı olmasın lütfen, şirketinizin büyüklüğü, niteliği, hangi sektörde işlem yaptığı önemli. Ama uygulamada, yani çok büyük olmayan bir işletmenin en fazla yapacağı işler şu. Bir, alacaklarını iskontolayacak. 39 nolu standarda göre. Bugünkü değerle gösterecek. Reskonttan biraz farklıdır. İki, çünkü uygulamada reskont jargonu oluştuğu için hala onu kullanan raporlar var. Reskont değildir bana sorarsanız. Çünkü reskont basit faiz oranı içerir. UFRS'de bütün faiz oranları bileşiktir. Basit faiz oranı yoktur. İki, vade farkı, kur farkı varsa stoklarınız içinden onları ayıklayacaksınız. Üç, maliyetlerini tekrar TFRS'deki maliyetlere göre ayarlayacaksınız. Dört, değerleme, değer düşüklüğü var mı standart stoklarda? Onu gözden geçirip varsa gereğini yapacaksınız. Maddi varlıkların maliyetini kontrol edeceksiniz. Mesela binek oto almışsınız, uygulamada en çok rastlanılan. Binek otoların ÖTV'sini, KDV'sini belli yasal durumuna göre gider yazmışsınız şirketinizde. Ama UFRS'ye göre iade edilmeyen, dönüşü olmayan vergiler maliyettir. Bunları tekrar maddi varlığın üzerine koyacaksınız TFRS raporlarında. Vergide bunu gider yazabilirsiniz, birbirine etkisi yok. Amortismanları bir daha çalışacaksınız. Ve isterseniz yeniden değerleme yapabilirsiniz maddi varlıklara ilgili standart hükümleri gereği. Maddi olmayan varlıklarda da öyle, benzer, ama işte özel maliyetleri yeniden sınıflandıracaksınız. Nereye? Maddi varlıklara. Veya en çok rastlanılan kuruluş örgütlenme giderleri artık giderdir. Geçmiş yıl karlarını atacaksınız onu. Çünkü gider olması gerekiyor. Aktifte olmasına izin vermiyor. Veya araştırma giderlerinin gider olması gerekiyor. Yatırım amaçlı gayrimenkulleri çıkaracağız. Arsamız, binamız varsa maddi varlıkların içerisinde, yatırım amaçlı arsa binaysa ayrı bir yerde yeniden sınıflandıracağız. Borçları yine iskontolayacağız. İzin karşılığı varsa ayıracağız çalışanlarımız için. Karşılıklar varsa ayıracağız. Kıdem tazminatı karşılığı varsa ayırmamız gereken durumu ayıracağız ve dönem sonunda bunlarla, bunların farklarıyla vergi usul kanununda yaptığımız değerleme farklarının farklarını alacağız. Daha doğrusu farklarını demeyeyim, farklarını alacağız. Bunlar geçiciyse bunlara ertelenmiş vergi çalışması yapacağız. Şimdi söylerken çok kolay, 2,5 dakikada söyledim ben bunları da. İşte bunu yapmak için, bunu yapmak için her standardı bilmeniz gerekiyor. Her standardı anlamanız gerekiyor. Ama şunu açıkça söyleyeyim. Bundan 4-5 sene önce biz başladığımızda İSMO'daki TESMER Yönetim Kurulu üyesi olduğum için söylüyorum, eğitimlerde. Eğitimlere gelen ilk defa UFRS, TFRS raporu ya da finansal tablosu kelimesini duyan kişiler vardı. Şu anda emin olun, bunu hani size şey olsun diye söylemiyorum, ne derler, mutlu olun diye söylemiyorum. Nereye gidersek gidelim, hangi salonda soruyoruz, en az gelen ikinci kez geliyor. Yani bir UFRS nedir, TFRS nedir, stok nasıl değerlenir, maddi varlık nasıl düzeltilir, bunu biliyor birçok arkadaşımız. Ha, bilmeyenler için kayıp mı? Yok. Kendilerine yetiştikleri sürece, öğrendikleri sürece sorun yok. Dolayısıyla standartta açıkça söylediği gibi TFRS'ye ilk geçiş standardı nasıl geçeceğini açıklar. Ama nasıl geçilirken değerleme hükümleri her standardın kendi içinde yazar. Lütfen bunu unutmayalım. Bir de söyleyip bitireceğim. Mutabakat tablosu diye bir tablo var. TFRS'ye ilk geçilirken bir mutabakat tablosu yapılır.
Yurt dışı uygulamalarına baktığınız zaman SPK uygulamalarını karşılaştırdım ben. 25 sayfa mesela Türkiye'deki bir market Fransa'da 25 sayfa mutabakat raporu vermiş. Türkiye'de verdiği mutabakat raporu yarım sayfa SPK'ya. Aynı market, global bir marketler zinciri. Fransa'da farklı vermiş. Dolayısıyla mutabakat raporu nedir? Şudur. Sizin TFRS'ye geçmeden önceki muhasebe sisteminizle çıkardığınız raporlarda, ki bizim vergi ağırlıklı raporlardır. Karlar, zararlar aktif pasif arasında, aktif pasif ile TFRS'deki kar arasında fark var mı? Mutlaka olacak. O farkın nereden geldiğini tutturacağınız bir tablo olacak. Onun ismi mutabakat tablosudur. Bu tablonun örneklerini önümüzdeki günlerde biz sizlerle paylaşıyor olacağız. Zaten belki otorite de bir format yayınlar bu konuda ama bilmiyorum. Dolayısıyla baktığınız zaman bu mutabakat tablosu şunu gösterecek. Bu şirketin vergi karı 10 liraymış, TFRS karı 20 lira. 10 liradan 20 liraya nasıl geçtiğini gösterir bir tablodur mutabakat tablosunun ismi. İşte amortismanı düzelttim, alacağı düzelttim, artı bu kadar geldi, borcu düzelttim, eksi bu kadar gitti falan diye bir mutabakat tablosu, kâra öz kaynağı etkisini açıklayacağımız tablodur. Dolayısıyla TFRS 1'i, daha doğrusu TFRS'ye geçişi lütfen gözümüze büyütmeyelim ama şunun da farkında olalım. TFRS eğitimi ben bir kere aldım demekle bu iş olmuyor. TFRS eğitimi iki kere almayla da bu iş olmuyor. Hep şu örneği veriyorum. Bir yere gidiyorsunuz, iki gün TFRS anlatıyorsunuz. Ya diyorlar ki iki gün daha gelseniz örnek yapsak bu iş tamam olur. Dört gün gidiyorsunuz, dört gün daha gelseniz bu iş yapsak tamam olur. Size komik değil ya, hakikaten gerçek, bir buçuk ay gittim bir yere, dediler ki ya bir buçuk ay daha gelseniz vallahi biz bunu anlayacağız dediler. Dolayısıyla bunun anlamanın falan sınırı yok. Bunun yaparak öğreneceksiniz. Yani bir noktadan sonra teorik bilgileri bırakacaksınız. Standart seti siz ve işiniz baş başa kalacaksınız, yaparak öğreneceksiniz. Dolayısıyla bu sorunlar ortadan kalkacak. Sorularınız olursa cevaplamaktan memnuniyet duyarım. Hepinize mesleki hayatınızda güneşli günler diliyorum. Saygılar sunuyorum. Doçent Doktor Volkan Demir hocama ben de teşekkür ediyorum. Bir iki söylediği bir iki şeyin altını çizmek istiyorum. Kolay mı zor mu olacak? Ben bu soruya hep şöyle cevap veriyorum. Eğer muhasebeyi biliyorsanız, çok basit. Muhasebeyi biliyorsanız bu işi çok rahat yaparsınız. Bütün mesele muhasebe bilmekten geçiyor. Çünkü muhasebeyi hocalarımız bize şöyle tanımladılar. Ben çok net hatırlıyorum. Muhasebe bir kaptaki su gibidir. Onu hangi kaba koyarsan o kabın şeklini alır. Bu muhasebeyi biliyorsanız vergiden çok rahat TFRS'ye geçebilirsiniz. Hocam defterlerin tutulmasıyla ilgili yine bir takım tespitler yaptı. TFRS'ye göre defter tutan ülke olup olmadığını sorguladı. Var ama sayısı şey yapar. Brezilya örneği var. Bir ara anlatırım ben size. Brezilya'da tamamen şu anda buna geçildi. Brezilya bize benzer bir ülkedir. Bizden daha büyük bir ülkedir. Buna geçildi. Diğer ülkelerde de Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunda tutulan muhasebe bizdeki gibi vergi tabanlı bir muhasebe değil. Zaten TFRS'ye önemli ölçüde yaklaşan uygulamalardır. Bizim uygulamalarımızın özelliği, biz düzenlediğimiz finansal raporlara tamamıyla maliyeyi veriyoruz. Maliyenin dışında kimin işine yarıyor? Cevabı sizde var. Oysa Avrupa Birliği'ne veya diğer ülkelere baktığınızda onlarda düzenlenen finansal rapor sadece vergi idaresine değil, onun dışında ilgili birçok kesimin de işine yarıyor. Evet, 64. madde hocam daha önce TFRS'ye göre defterlerin tutulacağını artık olmadığını, 88. maddede TMSK'dan kamu gözetimi muhasebe denetim standartları kurumuna geçtiğini vurguladı. Finansal raporlar 31.12.2013'ten itibaren TFRS'ye göre çıkarılacağını söyledi. Denetimle ilgili bir taslağın dolaştığını,
sermaye şirketlerinin TFRS'i uygulayacağını, bu mali tabloların niçin nerelere uygulanacağını, düzenlenen finansal raporların nereye verileceğini, evet bu soruluyor. Burada da baktığınızda cevap şu, hocam verdi aslında cevabında, avans kar dağıtımı dağıtırken bakacaksınız ya da ortaklara verirken, genel kurulu yaparken ne yapacaksınız? Hangi mali tabloyu genel kurula götüreceksiniz? TFRS'ye göre hazırlanmış mali tablo. Götürmezsen ne olur? Yaptırımları var, onu biliyorsunuz. Finansal raporları vereceğim, evet, COBİ, TFRS, TAMSET, bunlar birbirleriyle yakından alakalı olduğunu belirtti. Buna geçişte ciddi bir uygulama değişikliği olduğunu söyledi hocam. Yani finansal, hem set olarak baktığınızda, finansal raporlama seti olarak baktığınızda, hem finansal tabloların şekli ve içeriği değişiyor, hem çok önemli oranda dipnot geliyor. Biz bu dipnotların üzerinde şu ana kadar çok fazla durmadık ama çok ciddi sayıda, sayfada dipnot geliyor. Efendim işte hocam söyledi, 90 sayfa, 110 sayfa mali tablonun 4-5 sayfası finansal tablodur. Yani finansal durum tablosu, performans tablosu, öz kaynak, nakit akış. Geri kalan 90 sayfanın 5'i finansal tabloysa, 85'i ya da 110 sayfanın 105 sayfası dipnot ve açıklamalardan oluşuyor. Onu vurguladı hocam. Evet, yine çok bana göre önemli bir şeyi vurguladı. Bugün bu işi öğrenmek sizler için bir meziyet olabilir. Ama 5 yıl sonra artık bu işi öğrenmek mecbur hale gelecek. Yani mesaj açık. Bugünden başlayın öğrenmeye. 5 sene sonra ben niye bu işi yapmadım? 5 sene geriden gitmeyin. Bugünden başlayın mesajı var hocamın. TFRS'ye geçişi bize anlattı. 31.12.2012'de neler yapılacağını, 1.1.2013'ten itibaren neler yapılacağını, önce düzeltme, ardından 2013'ten itibaren tam set, 2014'te karşılaştırmalı verilmesi düşündüğünü söyledi bize, verileceğini ve uygulamanın nasıl olacağını bizimle paylaştı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İkinci, tabii süreyi de çok ekonomik kullandı, onun için de ayrıca teşekkür ederim. İkinci sözü ben Ali Çiçekli arkadaşıma vereceğim. Ali Çiçekli TFRS'ye geçiş ve üretim işletmesi uygulamasını bizimle paylaşacak. Burada özellikli konuların neler olduğunu bize anlatacak. Ben sözü vermeden önce kendisini de kısaca tanıyorsunuz ama ben bir kez daha tanıtmak istiyorum. Ali Çiçekli serbest muhasebeci, mali müşavir ve CPA, sanıyorum Amerika'dan CPA. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu kendileri. Deloitte Türkiye denetim ortağı. 2 yıldır Deloitte Amerika, 2 yıl Boston ofisinde çalışmış. Uzmanlık alanları üretim işletmesi, şirketlerinin bağımsız üretim ve inşaat şirketlerinin bağımsız denetimi. Aynı zamanda Deloitte Türkiye'nin yeni TTK iş geliştirme ortağı olarak da görev yapıyor. Yani konuyla ilgili birikimleri oldukça fazla. Ben sözü kendilerine bırakıyorum. Buyurun Ali Bey, söz sizin. Excel'de olacaktı. O Excel'i de kullanmam gerekiyor örneklerle ilgili. Onu da açarsam sanıyorum hazır olacağız. Evet. Düzeltmeler. Efendim merhabalar. Değerli hocalarım, değerli meslektaşlarım, değerli üstadlar. Benim adım Ali Çiçekli. Deloitte firmasında 15 yıldır denetim bölümünde ortak olarak çalışıyorum. Ben bugün sizi çok fazla sıkmadan küçük bir üretim işletmesinde kalemi kağıdı elimize aldığımız zaman UFRS'ye nasıl geçeceğiz? Bir UFRS finansal tablo nasıl hazırlanır? Bunu aktarmaya çalışacağım.
Cemal Hocam'ın da Volkan Hocam'ın da bahsettiği çok önemli noktalar var. Ben kendi meslek hayatımdan bir örnek vererek başlamak isterim. Cemal Hocam dedi ki iyi muhasebe bilen bir mali müşahir için bu UFRS'ye geçiş gözünüzde büyütülecek bir şey değil. Ben kesinlikle katılıyorum. Gerçekten de uluslararası finansal raporlama standartlarına iyi bir muhasebecinin bu nosyonu alması çok da zor değil. Enflasyon muhasebesini hatırlayalım. Enflasyon muhasebesi tebliği çıkana kadar biz denetçiler olarak gider çarpar toplar böler bir enflasyon farkı çıkartır. Bunları şirketlere verirdik. Çok da kimse sorgulamazdı bunu. Ne mali müşavirler sorgulardı, bağımlı çalışanlar da, bağımsız çalışanlar da bunu irdelemezlerdi. Hep bağımsız denetçilerin yaptığı bir uygulama olarak gündemimizde kalırdı. Bir şeyler yapar, çeker giderdik. Ne zamanki enflasyon muhasebesi tebliği çıktı, mali müşavirlerimiz birkaç ay içerisinde enflasyon muhasebesi hesaplamasında daha önceki denetim çalışmalarında yapılan hataları bulmaya başladılar. Çatır çatır bağımsız denetçilerle enflasyon muhasebesini tartışır hale geldiler. Bu gerçekten Volkan Hocam'ın da bahsettiği gibi sadece eğitim alarak, sadece bir takım seminerlere katılarak yapılacak bir şey değil. Kalemi kağıdı elimize alıp ne zamanki uygulamaya başladığımızda çok daha kolaylıkla bu süreçten geçtiğimizde uygulayabileceğimiz bir nosyon, bir davranış biçimi, kültür değişikliği. Tabii baktığımız zaman gerçekten bu uluslararası finansal raporlamanın önemi şurada yatıyor. Bu haritayı çok seviyorum ve sunumlarımda da kullanmaya çalışıyorum. Gerçekten de baktığımız zaman lokal yasal muhasebe standartlarını birebir UFRS yapacaksın diye zorlayan firma çok fazla, ülke çok fazla değil. Ancak baktığınızda İtalya, İngiltere, Almanya gibi ülkelerin muhasebe standartlarına göre denetim yapmış bir denetçi olarak şunu gözlemledim. Gerçekten de bu ülkelerin muhasebe standartları şirketlerin finansal tablolarını anlamlı bir biçimde finansal sonuçlarını finansal tablolara yansıtabilecek kadar UFRS'ye yakın. Bu anlamda baktığımız zaman gerçekten belki yasal anlamda yasal defterlerin UFRS olmasını zorunlu tutmuyor Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da, ancak standartlar gerçekten UFRS'ye çok yakın. Bu haritada da yeşiller UFRS uygulamasını kabul eden ülkeleri gösteriyor. Lacivert bu koyu mavi olan da Amerika'da, dikkat ederseniz kendi uygulamalarını, kendi US GAAP denilen finansal raporlama setini bırakıp UFRS'ye geçme planlarını yapan ülkelerden, ülkenin başına. Bu açık mavilerde şu anda böyle bir geçişin planlanmadığı ya da bizim bilmediğimiz ülkeleri gösteriyor. Şimdi efendim bunun anlamı şudur. Kişiler için İngilizce neyse şirketler için ve meslek mensupları için de UFRS odur. Biz bugün yeni Türk Ticaret Kanunu değil de uluslararası sermaye piyasalarında bir şirketin nasıl hareket edebileceğini konuşuyor olsaydık, yine ilk söyleyeceğimiz konu uluslararası finansal raporlama standartlarına göre doğru finansal raporlama yapabilme yetkinliğinden bahsediyor olacaktık. Yine mesleğim icabı birçok şirket alımı satımı şirketin halka arzı konusunda çalışmış bir denetçi olarak şunu söyleyebilirim. Yabancı yatırımcının ya da sermayelerin ilk soracağı şey UFRS finansal tablodur. Siz masaya oturduğunuz zaman gerçekten yazık ki şu anda vergi usul kanununa göre düzenlediğimiz finansal tablolar paranın sahibinin anlayacağı dilde değil. Gerçekten de bir hisse satışını düşündüğümüz zaman şirketin ortak %30'unu yabancıya satmaya çalışıyor. Bir finansal tablo geldi yabancının önüne, yabancı yatırımcının önüne. Ne bir karşılıklar var, ne işte değerlemeler düzgün yapılmış. Kıdem tazminatı yok, dava karşılıkları yok ve başlıyor kafasında o finansal tablonun güvenilirliğini sorgulamaya. Bu anlamda da güvenilir finansal raporlama yapamadığınızda gayet firmaların ucuza satıldığını da gözlemliyorsunuz. Bu anlamda gerçekten UFRS uygulaması TTK'nın dışında bir zorunluluk. Şimdi birkaç tane örnek vereceğim ve şunun altını çizmek istiyorum. İyi bir muhasebeci UFRS'yi çok fazla zorlanmadan uygulayabilir gibi bir argümanda bulundum. Gerçekten de UFRS uygulamalarına baktığınız zaman en önemli konu özün önceliği. Bir firmanın finansal tablolarını düzenlerken, muhasebesindeki işlemleri düzenlerken belge bazlı düşünmek yerine özün önceliği kavramını düşünerek işlemleri yorumlamaya çalıştığımız zaman çok büyük ihtimalle %80'ler, 90'lar mertebesinde UFRS uygulamasıyla benzer sonuca varacağımız konusunda sizi temin edebilirim. Şimdi ben birkaç tane örnek vereceğim. Çok da uzatmayacağım. Ondan sonra hemen uygulamaya geçeceğim. Örneğin TMS 18 hasılattan birkaç tane örnek vermek istiyorum. Şimdi biz hep nasıl düşünüyoruz? Belge bazlı düşünüyoruz. İşte fatura düzenlendi mi, irsaliye düzenlendi mi, o zaman hasılat kaydı yapılmalıdır. UFRS çok daha farklı bir noktada. 18 numaralı standart diyor ki
risk ve faydanın karşı tarafa geçip geçmediğine bakacaksın. Örneğin hemen bir örnek vereyim. 31.12.2012 tarihinde sabah bir kamyon mal buradan Erzurum'a doğru, İstanbul'dan Erzurum'a doğru yola çıktı. 3 gün içerisinde ulaşacak. Fatura düzenlendi, irsal düzenlendi, hasılat yazıyoruz. Bu felise diyor ki dur bir dakika, eğer yolda bu kamyon bir trafik kazasına karışırsa, kamyon gidip de duvara toslarsa, buradaki malların yenisini yollamakla yükümlü müsün, yoksa risk alıcıya mı geçiyor? Buna göre hasılat yaz diyor. Dolayısıyla diyor ki, sen malları sevk etmiş olmana rağmen eğer yoldaki mallarla ilgili sen riski hala taşıyorsan, bu kamyonun başına bir şey geldiğinde eğer malların yenisini yollamakla yükümlüysen, o zaman diyor bunu hasılat olarak yazamazsın, bu ertelenmiş gelirdir, bekle diyor. Bu anlamda belge düzeninden çok daha farklı bir uygulamayla karşı karşıya kalıyoruz UFRS anlamında. Burayı hızlı geçeceğim. Hemen bir örnek daha vereyim. Sınırsız ürün iade hakkı, bir örnekten bahsedeyim. UFRS uygulamasının ne kadar farklı olduğu anlamında. Hemen bir örnek. A şirketi VCD ve DVD dağıtımı yapan bir firma olsun ve önemli müşterilerine satın aldıkları malları iade etme hakkı tanısın. İade edilen mallar başka VCD ve DVD'lerle değiştirebilmekte ya da para iadesi yapılabilmektedir. A şirketi iade malların tutarıyla ilgili olarak güvenilir bir tahmin yapabilmektedir. A şirketinin gelirlerini muhasebeleştirmek için uygulayacağı yöntem ne olmalıdır? Şimdi biz eğer normalde bu iade hakkı var, sınırsız iade hakkı bulunuyor. Belge bazlı düşünüyor olsak ne olacak? Fatura kesildi, irsaliye kesildi, işte sattık, hasılat yazacağız. UFRS diyor ki sen satışların tutarını güvenilir bir biçimde ölçülebildiğin sürece hasılat yazabilirsin. Dolayısıyla sınırsız ürün iade hakkı olmasına rağmen eğer oluşacak iadelerle ilgili bir karşılık tahmini yapabiliyorsan o zaman hasılat yaz. Eğer ne kadar iade geleceğini tahmin edemiyorsan o zaman bu hasılatı da kayıtlara alma, kesinleştiği zaman yaz diyor. Dolayısıyla baktığınız zaman bu örnekte de olduğu gibi hep neden bahsediyoruz? Özün önceliğinden bahsediyoruz. Bunu ön plana çıkartıyoruz. Şimdi burayı da hızlıca geçeceğim ve ilginç olduğunu düşündüğüm bir örnek vereceğim. Bu gerçekleşti. Şimdi bu birazdan bahsedeceğim örnek firmanın bir banka ile bir firma arasında gerçekleşti ve ciddi anlamda da aslında firmanın bilançosunun makyajlanması ile ilgili kullanıldı. Şimdi bir banka bir üretim firmasından 50 milyon dolara bir gemi satın alıyor ve 2 yıl içinde de bu gemiyi 60 milyon dolar bedelli geri alma taahhüdünde bulunuyor. Şimdi baktığımız zaman firma ne yapıyor? Bu 50 milyon dolara sattı ya gemiyi. 50 milyona sattığında oluşan sabit kıymet kar zararını gidip finansal tablonuna alıyor. Banka da gidiyor bunu aktifine koyuyor. Ve arada öyle bir anlaşma var ki 2 yıl sonra bu şirket bu gemiyi 60 milyon dolara geri alacak. Bir de bir yan anlaşma yapıyor. Diyor ki sen bu 2 yıl boyunca bu gemiyi kullan bana satmış olmana rağmen bankada. Ve bana bununla ilgili kira öde. Şimdi baktığımız zaman belge bazlı düşündüğümüz zaman gerçekten bu bir sabit kıymet satışı. Mülkiyet geçti diğer tarafa. İşte bir sabit kıymet kârı oluştu. Ama özüne baktığınız zaman işlemin bu aslında bir sabit kıymet satışı vesaire değil. Düpedüz gemiyi teminat göstererek bir kredi almış. Ve 50 milyon dolar ana parası olan bir kredi için 60 milyon dolar geri ödüyor. 10 milyon dolarlık bir faiz ödeyecek, bunu da 2 yıl içerisinde ödeyecek. Dolayısıyla baktığınız zaman gerçekten bu işlemin ters çevrilip sabit kıymetin yine şirketin bilançosunda bırakılıp buradaki sabit kıymet satış karının da iptal edilmiş olması gerekiyor. Bu bankanın geminin kullanımı ile ilgili, geminin nakliyesi ile ilgili hiçbir ekonomik anlamda bir ticari işlem gerekçesi yok. Ha, bu anlamda baktığımızda gerçekten hep özün önceliği uyarınca doğru muhasebeleştirmeyi yapmamız gerekiyor. UFRS anlamında hep belge bazlı düşünmekten çıkmamız gerekiyor. Şimdi özün önceliği kavramını vurguladıktan sonra ben hemen örneğe geçmek istiyorum. Ve 10 tane sorulu bir örnek yapacağız şimdi. Hızlıca ilerleyeceğim. XYZ şirketi 1 Ocak 2012 tarihinde zeytinyağı üretmek üzere İzmir'de %60 yabancı, %40 yerli sermaye ile kurulmuş bir şirket olsun. Şirketin 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle VUCA uygun olarak hazırlanmış mizanında yanında görüyorsunuz. Şirketin yabancı ortağı 30 Eylül 2012 tarihli konsolide finansal tablolarına XYZ şirketinin aynı döneme ait finansal tablolarını konsolide etmek için şirketin UFRS'ye göre finansal tablonun hazırlanmasını istemektedir.
İzleyen sorulara ilişkin KDV yetkilerini ihmal ederek lütfen düşünelim. Ve genel yönetim giderleri için dedi, 25 bin TL tutarında kanundan kabul edilmeyen gider bulunmaktadır şeklinde sorumuzu özetledikten sonra hemen detaylandırmaya başlayalım. Şimdi dolayısıyla burada baktığımız zaman ilk önce bizim elimizde ne var? Volkan Hocam da bahsetti. Kanundaki son değişikliklerden sonra TFRS'ye göre defterlerimizi tutmak yerine şu anda mevcut mevzuata göre, şu anda ne yapıyorsak ona göre defter tutacağız. İşte vergi usul kanununa göre bir mizan çıkarttığımızı düşünelim. İlk önce başlangıç noktamız yasal kayıtlar. Yasal kayıtları aldıktan sonra UFRS düzeltme kayıtlarımızı bu yasal mizan üzerinde borç alacak vererek bunu yapacağız. İstersek bunu Excel'de yapacağız, istersek muhasebe sisteminde yapıp ertesi izleyen günde ters çevireceğiz. Bunun içinde bir engel yok. Ancak nasıl rahat edersek öyle bir raporlama ortamı yapıp bu TFRS'e göre finans hataları çıkartmamız gerekiyor. Şimdi şirketin menkul kıymetleri 112 hesap 200 bin TL deniyor ki şirketin menkul kıymetleri ile ilgili bilanço tarihinde gerçekleşen detaylar şöyledir. Maliyet bedeliyle şirket elinde iki tane hisse senedi tutuyor. Bir tanesi X hisse senedi, bir tanesi Y hisse senedi. Maliyetleri 75 bin ve 125 bin. Makul değerleri ise 100 bin ve 160 bin olarak gerçekleşmiş. Kısa vadeli bu iki menkul kıymette kısa vadeli kar elde etme amacıyla elimizde tutuluyor. X ve Y hisse senetleri aktif piyasalarda işlem görmekte olup makul değerleri bilanço tarihindeki piyasa fiyatına göre belirlenebilmektedir diyor. Şimdi burada ne yapacağız? Uluslararası Finansal Raporlama Standartları UMS 39 diyor ki siz elinizdeki menkul kıymetleri rayiç bedelleriyle ya da itfaiye edilmiş maliyet yöntemine göre değerlemeniz gerekiyor diyor. Borçlarınızı borçlarınızı ve alacaklarınızı itfaiye edilmiş maliyet yöntemine göre menkul kıymetlerinizi ise kısa vadeli kar elde etme amacıyla elimizde tuttuğumuz için rayiç bedeliyle değerlememiz gerekiyor. Dolayısıyla 200 bin lira tutarındaki menkul kıymetlerimizi 260 bin TL'ye çıkartmamız gerek. Bunun için de ne yapacağız? Madem rayiç değeri 60 bin lira fazla, 112 hesaba 60 bin lira borç vereceğiz. 645 menkul kıymet gelirleri hesabında 60 bin TL alacak vererek fişimizi tamamlayacağız. Menkul kıymetlerle ilgili düzeltme fişimizi kestik. Şimdi devam edelim. Krediler için faiz tahakkuku yapılmamış. Kredinin vadesi 1 Ocak 2013 ve faiz oranı sabit faiz %18,5. Kredi iki taksit halinde geri ödenecektir. İlk taksitin geri ödemesi 30 Haziran 2012'de ana para ve faiziyle yapılmıştır. Şimdi bizim burada kredilerimize baktığımız zaman 150 bin TL olan kredilerimizin ve ilgili bir faiz tahakkuku yapmamız gerekecek. Kredilere bakalım lütfen 150 bin lira. Şimdi burada da karşımıza UMS 39'un iç verim oranına göre hesaplanmış bir faiz hesabı giriyor ki işte burada normal standart yaptığımız faiz hesabından farklı bir hesaba geliyoruz. Onu da şurada kısaca size özetlemeye çalışacağım. Şimdi burada Excel'in iç verim oranına göre kullanılan faiz oranı formülünü kullanarak bir etkin faiz oranı hesaplamamız gerekiyor. Bunu nasıl hesaplayacağız? 1-1-2012'de şirket 300 bin TL kredi çekmiş. 36-2012'de de faiziyle birlikte bu parayı ödemiş. 1-1-2013'te de geriye kalan son taksitini ödeyecek 163 bin 875 TL olarak. Şimdi bizim burada ne yapmamız gerekiyor? Birincisi nakit çıkışlarını ve nakit girişini İş verim oranı formülüyle bir faiz oranı hesaplamamız gerekiyor. Ve 1-1-2013'te bilanço tarihimiz 39-2012'de örneğimizde dikkat ederseniz bu iç verim oranına göre 1-1-2013'te ödeyeceğim bu parayı bugünkü değerine getirmem gerekiyor. 93 gün olduğu için 1-1-2013'ten bugüne %19,38 faiz oranıyla 93 gün geriye getirerek burada yapacağım 163 bin liralık ödemeyi İskonto etmem gerekiyor. Dolayısıyla dikkat ederseniz ana paranın üzerine bir faiz koymak yerine biz ileride yapacağımız nakit çıkışlarının bir iç verim oranı hesaplayarak bugüne getirdik. Bu anlamda da 150 bin ana parası gözüken kredinin üzerine 6543 TL oranında gidip bir faiz tahakkuku yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz?
kredilerin üzerine 6543 TL alacak veriyoruz. Finansman giderlerine 6543 TL borç veriyoruz. Önemli olan nokta iç verim oranını kullanmamız ve ilerideki nakit akışlarının bugünkü değerini iskonto ederek getirmemiz. Önemli olan bir konu. Bir örnek daha yapalım. Şirketin İzmir'in bir liman şehri olmasından kaynaklı Avrupa'ya daha kolay ihracat yapmak amacıyla 300 bin TL'yi ikinci el bir gemi almış ve daha sonra ABC Bankası'na bu gemiyi 30 Nisan 2012 tarihinde 350 bin TL bedelle satmıştır. Gemiyi almış, 350 bin TL bedelle satmış. Şirket vergi istisnasından yararlanmayarak kar zarar tablosunda oluşan karı yansıtmıştır. Ancak şirket ABC Bankası ile yapılan anlaşma gereği bu gemiyi 2 yıl sonra 480 bin TL'ye geri satın alma taahhüdü vermiştir. ABC Bankası yapılan bir yan anlaşma ile bu geminin şirket tarafından kullanımına izin vermiştir. Geminin ikinci el olduğu da göz önüne alınarak faydalı ömrünün 10 yıl olduğu görülmektedir. Az önce bir örnek verdim. Banka ile bir anlaşma yapılıyor. Diyor ki sen bu sabit kıymeti satın almış ol ama kullanmaya devam et. Gemi hiç ne faaliyet anlamında yer değiştiriyor, ne operasyon anlamında yer değiştiriyor, ne banka bu gemiyi gerçekten geri alıyor. Tamam sen bunu kullanmaya devam et ve 350 bin TL'ye sattığım gemiyi ben sana 480 bin TL'ye 2 yıl sonra geri satacağım. Şimdi biz burada gerçekten bir sabit kıymet satış kârı yazdığımız zaman doğru bir şey yapmış olmuyoruz. O satış kârı aslında satmış ve geri kiraladığı için gerçekleşmiş bir satış değil. Bunun geri çekilmesi gerekiyor ve gerçekten de amortisman oranını, amortisman hesabını da yeniden düzeltmek gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman ne dedik? Bu bir kredi olarak değerlendirilmesi lazım. 350 bin TL olan satış fiyatını biz geri ne zaman ödeyeceğiz? 480 bin TL olarak 2 yıl sonra geri ödeyeceğiz. Dolayısıyla burada yine aynı şekilde iç verim oranı hesapladığımız zaman %17'lik bir tutar, %17'lik bir faiz oranı karşımıza çıkıyor ve 577 gün sonra ödeyeceğimiz için de bu 480 bini 577 gün boyunca şu katsayıyla iskonto etmemiz lazım. Ne çıkıyor? 372.659 çıkıyor. Dolayısıyla benim bilançomda gösterdim. 350 bin TL'lik uzun vadeli kredinin üzerine bir de 22 bin TL tutarında bir finansman maliyeti faiz gideri hesabı yapmam gerekiyor. Aynı zamanda bu sabit kıymetimizi yine bilançoya alıp amortisman hesabını da düzeltmem gerekiyor. Dikkat ederseniz buradaki 60 bin liralık sabit kıymet satış kârını da iptal etmem gerek. Hep nereden doğru düşünürüz? Özün önceliği uyarınca düşünüyoruz. Gerçekten bu bankanın bu gemiyi almasında bir ticari amacı var mı? Bu bir teminat mıdır? Aslında bunun özünde bir kredi anlaşması mıdır? Bir finansman faaliyeti midir? Hep buradan doğru düşünerek belge bazlı düşünmeyi biraz bırakarak hareket etmemizde fayda var. Hemen bir örnek daha satışlarla ilgili bu sefer. Zeytinyağı piyasasında satışlar peşin olarak gerçekleşmekte. Şirket faaliyetlerine bu yıl başladığı için müşterilerini özendirmek amacıyla 120 gün vadeyle satış yapmaktadır. Ancak ürün fiyatlamasında %10 vade farkı uygulanmaktadır. Ticari alacaklar ve borçlar açık hesaplardan oluşmaktadır. Şirket kurulduğundan bu yana toplam 8 adet sevkiyat yapmış olup kesilen faturalar ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 8 tane sevkiyat yapmışız. Piyasa peşin çalışırken burada %10 120 gün vadeyle satış yapıyor. 1. 2. Şirket 25 Eylül 2012 tarihinde İtalya'ya 75 bin TL tutarında ve Yunanistan'a 125 bin TL tutarında iki sif şeklinde ihracat gerçekleştirmiştir. Bu ihracatlardan İtalya'ya yapılan sevkiyatın maliyeti 62.500, Yunanistan'a yapılanın maliyeti ise 110 bin TL'dir. Satış sözleşmelerine göre malla ilgili risk ve fayda mallar alıcıların ambarına teslim edildiğinde karşı tarafa geçecektir. 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle mallar henüz her iki alıcıya ulaşmamıştır. İtalya'ya yapılan sevkiyat karayoluyla yapıldığı için firma sevkiyat sırasında oluşacak risklere karşı %100 kapsamlı bir sigorta poliçesi satın almıştır. Dolayısıyla sevkiyat sırasında oluşacak risklerle ilgili XYZ şirketin bir zarar riski kalmamıştır. Şimdi soru 1. Burada yine çok önemli olan konulardan bir tanesi ve karşımıza çıkacak konulardan bir tanesi şu. UMS uygulaması anlamında bizi zorlayacak konulardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Satışların ve maliyetin içindeki finansman elementinin ayrıştırılması. Şimdi siz efendim gittiniz bir beyaz eşya üreticisinden bir televizyon alacaksınız. Dendi ki size peşin fiyatı 1000 lira,
8 taksit kredi kartınıza yaparsak da 1200 lira. Kredi kartınızı uzattınız, 8 taksitle bu televizyonu aldınız 1200 liraya. Faturanın üzerinde 1200 lira yazıyor. Şimdi hasılat olarak bizim ne yazmamız lazım? 1000 yazmamız lazım. Faturanın üzerinde bakın 1200 yazıyor olmasına rağmen peşin fiyatına hasılat yazmamız lazım. Peşin fiyatı ile vade farkı arasındaki 200 liralık fark nedir? Faiz geliridir. Siz orada 1000 liralık ana parası olan bir satışta 200 lira vadeli sattığınız için faiz yürütüyorsunuz. Bunu da satışların içerisinden çek, finansman geliri olarak finansal tabloda muhasebeleştir diyor UFRS. Özün önceliği kavramı bakın yine ön plana çıkıyor. Malın peşin fiyatını sen satış yaz diyor, 200 lirasında git diyor, finansman geliri diyor. Maliyet için de aynı şey geçerli. Biz maliyet çalıştıracağımız zaman UFRS anlamında eğer alımlarımızın peşin fiyatıyla vadeli alımı arasında bir fark varsa bu sefer alımlarımızı da peşine getirip satılan malın maliyeti içerisinden finansman giderlerini çekerek finansman giderlerini için almamız lazım. Bakın bir uygulamada hasılatı değiştirdik. Satılan malın maliyetini değiştirdik. Brüt kar marjını değiştirdik. EBITDA'yı değiştirdik. Faiz amortisman vergi öncesi karını değiştirdik şirketin. Kar zarar tablosunu ve biliyorsunuz şirket değerlemeleri de FAVOK üzerinden yapılıyor. EBITDA'sını değiştirdik, şirketin değerini değiştirdik. Dolayısıyla bu anlamda bu hesaplamaları doğru bir biçimde yapabilmek son derece ön plana çıkıyor. Şimdi birazdan bu düzeltmenin, yapmamız gereken düzeltmenin detaylarını açıklayacağım. Şu aşağıdaki SIF örneğine gelelim. Gümrük çıkış beyannamesi onaylandı. Gemiye yükledik malları yolluyoruz. Peki bunlar hasılat olarak kayda alınmalı mıdır? Bu İtalya'ya ve Yunanistan'a yollanan mallar? Hayır. Çünkü o gemi batarsa eğer biz yeni malların bu zararı katlanmakla yükümlüyüz. Risk hala bizde. Dolayısıyla bu satışların da ters çevrilmesi gerekiyor. Yoldaki mallar olarak envantere alınması karşılığındaki hasılatın ertelenmiş gelir olarak yine bilançoya alınması gerekiyor. Şimdi şu düzeltme kayıtlarına izninizle nasıl hesapladığımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk önce şu faiz elementinin ayrıştırılmasından bahsedelim. 8 tane yapılan sevkiyatın 1.4 milyon TL tutarında peşin fiyatlarında 1 milyon 349 bin olduğunu görüyoruz. Çünkü neydi? 120 gün vadeyle satıyor, %10 da faiz yürütüyor. Şimdi hemen şuradaki Excel'e geçeceğim izninizle. Yarın İSMU'nun web sayfasında PDF olarak bulabilirsiniz. Volkan Hoca'nın, Ali Bey'in ve Aslı Hanım'ın, hani göremiyorsanız diye söylüyorum, yarın sunumları İSMU'nun web sayfasında PDF ortamından alabileceksiniz. Onu söyleyelim. Evet. Şimdi bu 120 gün vadeli satışlarımıza baktığımız zaman dikkat ederseniz 3 tane fatura henüz tahsil edilmemiş durumda. 3 tane faturamız açık. 39-2012'ye geldiğimiz zaman. Ve 75 bin ve 120 bu İtalya ile Yunanistan'a giden malları da ne yapıyoruz? Ters çeviriyoruz. Bunlar bizim gerçekten satışımız değil. Bunlar yoldaki mallar. Peki şu son faturanın içerisinde baktığımız zaman finansman elementini ayırmamız gerekiyor. 120 güne denk gelen faiz elementini ayırmamız ve 115 gün tutarında henüz vadeye kadar olan gün sayısı ile ilgili finansman gelirinde ne yapmamız gerekiyor? Bilançoya kazanılmamış finansman geliri olarak almamız gerekiyor. Dolayısıyla baktığımızda kaç gün var vadeye? 115 gün var. Bu 115 güne karşılık gelen faiz tutarını bizim bilançoya ertelenmiş gelir olarak almamız lazım. Şimdi siz de takdir edersiniz 8 tane sevkiyat olduğu zaman hiçbir problem yok. Bunu rahatlıkla yapabiliriz. Peki binlerce fatura kesildiğini düşünelim. Bunu elle ayıklamak mümkün mü? Dolayısıyla baktığımız özellikle maliyet hesabını düşünelim. Dolayısıyla bizim doğru UFRS finansal tablo çıkartabilmek için eğer böyle bir faiz ayrıştırmasına girişmemiz gerekiyorsa o zaman sistem desteğiyle bu işi yapmamız kaçınılmaz olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi fişlerimize bakalım. Dedik ki bu mallar 2 tane sevkiyat, Yunanistan ve İtalya'ya giden sevkiyat satış değildir. Bunları geri çekmemiz gerekiyor. Aynı zamanda maliyetlerini de
benzer şekilde satılan malın maliyeti içerisinden çekmemiz lazım. Faturayı ters çevirdik ama satılan malın maliyetini içerisinde bırakırsak maliyet alanımız olduğu gibi bozulacak. Aynı zamanda da satışların içerisindeki finansman gelirlerinde satışlardan çekip finansman geliri olarak kayıtları almamız lazım. Ve dikkat ederseniz de son faturada kazanılmamış bir faiz var. 115 gün daha vadesi olan bir fatura var. Bununla ilgili finansman gelirinde yine ayrıştırarak bilançoya almamız gerekiyor. Devam edelim efendim. Hızlıca örneklerimizin üzerinden gitmeye devam ediyoruz. Şirketin avukatı ticari alacakların 20.000 TL'lik kısmının tahsil kabiliyetinin olmadığını ifade etmektedir. Bu ticari alacaklarla ilgili yasal kayıtlarda henüz dava açılmadığı için bir karşılık ayrılmamıştır. Şimdi vergi usul kanununa göre ne yapıyoruz? Dava açılmadığı sürece karşılık ayırmıyoruz, öyle değil mi? UFRS'de ne yapacağız? Eğer ki biz bu alacağın gerçekten bilanço tarihi itibariyle artık tahsil kabiliyetinin olmadığını değerlendiriyorsak, o zaman davalık olup olmadığımızı bir kenara bırakarak özün önceliği kavramı uyarınca yine ne yapmamız gerekiyor? Burada karşılık ayırmamız gerekiyor. Tamamen yine belge bazlı düşünmekten çıkıp özün önceliği kavramıyla düşünmeye devam ediyoruz. Nasıl yapmamız lazım? 128 hesaba ticari alacak dışına bu 20.000 TL'yi alıp karşılığını da yine benzer şekilde ayırmamız gerekiyor. Devam edelim. Stoklar. Stoklarla ilgili hemen bir örnek. Piyasada oluşan rekabet ve sonrasında fiyatların hızlı bir biçimde düşmesi nedeniyle mamullerin tahmini satış fiyatı 235.000 TL, tahmini satış giderleri 4.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Şimdi burada ne yapmamız lazım? Şu anda muhasebe tutuş sistemimize baktığımız zaman maliyet bedeliyle değerlemeye devam ediyoruz. Ama UMS 2 ne diyordu? Net gerçekleşebilir değere göre bu değerlemeyi yapman lazım. Net gerçekleşebilir değer nedir? Satış fiyatı eksi satış için katlanılan maliyetlerin tümü. Dolayısıyla neymiş? Mamullerin tahmini satış fiyatı 235 bin lira. Tahmini satış giderleri 4.000 TL olarak gerçekleşecek. Dolayısıyla benim maliyet bedelini, bilançomda oturan maliyet bedelini neyle karşılaştırmam gerekiyor? Net gerçekleştirilebilir değer olan 231 bin ile karşılaştırmam lazım. Dolayısıyla 19.000 TL tutarında bir envanter değer düşüş karşılığını bilanço tarihi itibariyle kayıtlarımı almam lazım. Stok değer düşüş karşılığını alacaklarım 19.000, satılan malın maliyetini de 19.000 lira borç vererek fişimi tamamlıyorum. Hemen bir örnek daha. Birkaç tane daha örneğimiz var. Ondan sonra toparlıyoruz. Geminin satış maliyeti düşülmüş makul değeri 250 bin TL'dir. Kullanımdaki değeri ise 260 bin TL olarak tespit edilmiştir. Makineler için ise makul değer 700 bin, kullanımdaki değer ise 720 bin TL'dir. Şimdi efendim, gemiye baktığımız zaman geminin kayıtlı değerinin bilançoda hatırlarsanız bahsetmiştim. 277.500 olarak karşımıza çıkıyor geminin kayıtlı değeri. Satış maliyeti düşülmüş makul değer ise 250 bin TL, kullanımdaki değeri ise 260 bin TL olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi kullanımdaki değer UMS 16'da yine bizim değer düşüklüğü çalışmalarımızda şu anda bu 45 dakika içerisinde sığdırmaya çalıştığım kalın çizgilerde altını çizmeye çalışacağım değerleme prensibi şu. Siz maliyet bedelinizi geminin satış maliyeti düşülmüş makul değeri ya da kullanım değerinin yüksek olanı ile karşılaştıracağız. Şimdi kullanım değeri nedir? Bunu biraz açıklamaya çalışayım. Siz aktifinizi koyduğunuz her TL şunu belirtiyor aslında. Varlık demek şu demek. Oraya koyduğunuz bu değer, aktife kaydettiğiniz değer önümüzdeki dönemlerde en az sizin aktife aldığınız değer kadar ekonomik fayda yaratacak demektir. Dolayısıyla siz bu gemiyi eğer 277.500 olarak bilançoda tutuyorsanız şunu söylüyorsunuz. Ben ileriki dönemlerde bunu 277.500 en az 277.500 TL değerinde bir ekonomik faydayı şirkete sağlayacak bu gemi diyorsunuz. Standartta diyor ki sen bunu satarsan kaç para alırsın, kullanırsan kaç para kazanırsın ve bunun yüksek olanını al diyor. Dolayısıyla kullanım makul değeri neydi? Satış satarsam ne ediyor ikinci elde? 250 bin lira ediyor. Peki kullanırsam kaç para kazanabiliyorum? Kullanım değeri 260 bin lira. Dolayısıyla ben 277.500'ü kullanım değeriyle yüksek olanıyla karşılaştırıyorum.
ve 260 bin ile 277 bin 500 arasındaki farkı 17 bin 500'ü de değer düşüş karşılığı olarak kayıtlarımı alıyorum. Peki makineler için neden böyle bir şey yapmıyoruz? Çünkü makinelerde herhangi bir değer düşüklüğü gözlemlemiyoruz. Sadece gemide bir değer düşüklüğü gözlemliyoruz. Burada da kullanım değerini hesaplamak çok kolay bir hesaplama değil. O sabit kıymetle ilgili olarak, o üretim hattıyla ilgili olarak ilerideki nakit akışlarını tahmin etmek gerekiyor. Şimdi genellikle kafamızı karıştıran şey de şu, ya bir tane bilgisayar, bir tane arabayla ilgili de mi biz değer düşüş karşılığı hesabı yapacağız? İşte bir tane benim kullandığım laptopum var, bunun işte bir dizüstü bilgisayar, bununla ilgili bir değer düşüş karşılığı. Hayır, biz burada nakit üreten birim olarak düşünmemiz lazım, üretim hattı olarak düşünmemiz lazım. Ne kadar ayırabiliyorsak, ayrı ayrı ölçebiliyorsak o detaya inmemiz gerekiyor. Dolayısıyla teker teker her işte masanın, sandalyenin değer düşüklüğü diye bir şey olamaz. Bir fabrikadaki araba tekerleği üretim hattının değer düşüklüğü hesabını yapabiliriz. Bir gömlek üretim hattının değer düşüklüğü, bir otelin binasının değer düşüklüğünün testini yapabiliriz. Dolayısıyla baktığımız zaman gerçekten burada çok mikro düşünmemek gerekiyor. Nakit üreten birim bazında düşünmek gerekiyor. Davalar yine çokça karşımıza çıkan bizim hukuk bazlı finansal tablo düzenlememizden kaynaklı yaptığımız hatalardan bir tanesi. Davaları olması gerektiği gibi değerlendirmiyoruz. Burada da UMS 37 karşılıklarla ilgili standart karşımıza çıkıyor. Hemen birkaç tane örnek yapalım. Şirket aleyhine açılmış 3 adet dava bulunmaktadır. Şirket avukatının davalarla ilgili verdiği bilgiler şöyledir. Patent ihlaliyle ilgili açılmış 120 bin TL'lik dava şirket lehine devam etmekte. Herhangi bir nakit çıkışı öngörülmemektedir. Bir dava var. Ancak bir nakit çıkışı öngörülmüyor. Bilanço tarihinde avukatlar diyorlar ki ya biz bu davayı kazanırız. Kusurlu mal ile ilgili 75 bin TL'lik başka bir davamız var. Şirket aleyhine devam etmekte. 2012 yılı içinde davayı kaybetme olasılığının çok yüksek olduğunu değerlendiriyoruz ve muhtemel nakit çıkışı olarak da bu davada 60 bin TL kaybedeceğimizi öngörüyoruz. Bakın belge yok. Oturuyoruz avukatlarla işte yönetim kurulunda, işte finans departmanımızda oturuyoruz ve bir değerlendirme, bir muhakeme yapıyoruz. Bu muhakemenin sonunda da bir karara ulaşıyoruz. Son örneğimiz, şirketin rekabet ettiği bir başka şirket tarafında aleyhlerinde incitici reklam kampanyası yapıldığı iddiasıyla açılan dava şirket aleyhine devam etmekte. Fakat dava talebinde herhangi bir parasal tutar belirtilmemektedir. Bu tip emsal bir davada bulunmamaktadır. Dolayısıyla dava kaybı ile ilgili herhangi bir parasal tazminat söz konusu olup olmadığı tespit edilemektedir. Bir dava var, risk var. Bu sefer sonucu tahmin edemiyoruz. Kaybedip kaybetmeyeceğimiz de konusunda bir tahmin yapıyoruz. Tutarını da belirtemiyoruz. Şimdi ne yapacağız? Üç tane ayrı dava tipi. Birinci konu, karşılık ayırmamız gerekiyor mu? Patent ihlali ile ilgili açılmış 120 bin TL'lik dava için. Yanıt hayır. Çünkü ben bunu diyorum ki ben bunu kazanacağım. Bu davayı kazanacağım. Bir risk var. Ve bununla ilgili de bir karşılık ayırmama gerek yok UMS 37 uyarınca. Şimdi gelin bir sonrakine. Dava tutarı 75 bin lira. Ama ben 60 bin lira kaybedeceğimi öngörüyorum. Diyorum ki ben bunu 60 bin lira kaybedeceğim. O zaman karşılık ayırmam gerekiyor mu burada? Evet. Kaç para ayırmam lazım? 60 bin ayırmam lazım. Çünkü benim değerlendirmem ben bunu 60 bin lira kaybedeceğim diyor. Peki bir sonrakine gelelim. Burada belirsizlik var. Hiçbir şey yapmayacak mıyım peki? Tamam bilançoya işte burada karşılık ayırabileceğim bir tura ulaşamıyorum. Çünkü kaybedip kaybetmeyeceğim konusunda da tutar konusunda da bir karar veremiyorum. Ne yapacağım peki? İşte böyle bir durumda da dipnotlarda bunu açıklamam lazım bu riski. Dolayısıyla baktığımız zaman yine altını çizeyim. Belge bazlı düşünmekten muhakeme, prensip bazlı düşünmek, yani konsept bazlı düşünme noktasına geliyoruz bu UFRS anlamında. Bu üç örnekte de gördüğümüz gibi 60 bin TL'lik dava karşılığımızı ayıracağız ve ondan sonra da karşılığımızı bilançoda karşılık olarak kayda almamız gerekiyor. Şimdi devam edelim efendim. Aktifleştirmelerle ilgili bir örnek yapalım. Sonra da ertelenmiş vergi hesabını da yaptıktan sonra örneğimizi tamamlayalım. Karşımıza çıkan önemli konulardan bir tanesi aktifleştirmeler. Kur farkları ve borçlanma maliyetleri ilgili birçok aktifleştirme yapıyoruz. Gerçekten de VUK'a göre yaptığımız aktifleştirmeler çoğu zaman da UFRS ile uyumlu olmuyor. Şirket makineleri içinde spot kredilerle ilgili 15 bin TL tutarında kredi faizlerini aktifleştirmiştir. Ayrıca şirketin Ar-Ge departmanı kurulmakta olan üretim hatları üzerinde çalışmalar yürütmüş.
ve ilgili harcamaları söz konusu yatırım üzerinde 30 Eylül 2002 tarihinde aktifleştirerek makinelerin tutarını 20.000 TL arttırmıştır. Amortisman etkileri finansal tabloların bütün içerisinde önemsiz olduğu için düzeltilmemiştir. Şimdi birincisi, borçlanma maliyetleri anlamında dikkat etmemiz gereken standart 23 numaralı standart. Diyor ki ancak özellikli varlıklar üzerinde oluşan finansman maliyetlerini aktifleştirmen lazım. Ve gerçekten de baktığımız zaman özellikli varlıktan kastımız ne? Kullanıma hazır hale getirilene kadar önemli bir sürenin geçmesi gerekiyor. Yani ben makineyi paket içinde getirip de burada bir hafta içerisinde eğer işler hale getirebiliyorsam o zaman finansman giderlerini aktifleştirme diyor. Ancak bir bina inşaatı ile ilgili kullandığımız finansmanla düşündüğümüz zaman bu finansman giderlerini de aktifleştireceksin diyor. Dolayısıyla baktığımızda gerçekten bu nelerin aktifleştirilebilir, nelerin aktifleştirilemeyeceği konusunda da UMS 23'ü iyi anlayıp buna göre hareket etmemiz lazım. Araştırma geliştirme giderleri, yine çok yapılan hatalardan bir tanesi, araştırma geliştirme giderlerinin de aktifleştirilme koşulları 38 numaralı standartta belirtilmiş. Eğer bir araştırma geliştirme faaliyetini aktifleştirmek istiyorsak, bunun koşulları var, şu anda çok detaylandırarak kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ancak artık bir üretim, bir araştırma geliştirme çalışmasında prototiplerin üretilmiş olması, ne zaman satışa döneceğini, bu satıştan ne kadarlık gelir projeksiyonu yapılabildiği konusunda artık araştırma aşamasının geliştirme aşamasına dönüşmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu anlamda baktığımız zaman bu iki giderinde, aktifleştirilen bu iki giderinde aktiften çıkartılıp giderleştirilmesi lazım. Ve makineleri alacak vereceğiz. Arge giderleri ve finansman giderlerinde yine bu 20.000 ve 15.000 TL'yi gider olarak muhasebeleştirmemiz gerek. Şimdi efendim son olarak ertelenmiş vergi hesabına gelelim. Şimdi ertelenmiş vergi çok gözümüzü korkutan bir şey olmasına rağmen bu kadar korkulacak bir şey yok. Kullanılan yöntem de bilanço yöntemi denilen yöntemdir ertelenmiş vergi hesabında. Vergi usul kanununa göre düzenlediğimiz bilançomuzla UFRS bilançomuz arasındaki farkları yan yana koyduktan sonra bir fark kolunu çıkartacağız ve bu farkların vergisel anlamda geçici olup olmadığına baktıktan sonra bir ertelenmiş vergi hesabı yapacağız. Hemen kısaca bir örnek vermeye çalışayım. Kıdem tazminatı efendim. Kıdem tazminatı karşılığını ayırdığımız zaman biz bunun vergi usul kanununa anlamında ne yapıyoruz? Vergiden düşemiyoruz, öyle değil mi? Peki UFRS ne diyor? Dönemin gelirini döneme, dönemin giderini de döneme yazacaksın diyor. Ve bir vergi yetkisi varsa bunu da yine döneme yansıtacaksın diyor. Ben kıdem tazminatı karşılığını ayırdığım zaman ne diyorum? Bu kıdem tazminatı karşılığı, sonuçta bu karşılıktır ve bir tahmindir. İleriki yıllarda bir T anında bu kıdem tazminatının bir kısmı gerçekleşecek. Ve ben bunu ödediğim zaman vergiden ben bunu düşeceğim. Dolayısıyla karşılığı ayırdıktan sonra eğer ödeyene kadar vergi etkisini ayırmazsam ne oluyor? Karşılık bir yılda, vergi etkisi başka bir yılda. Ne oldu? Kar zarar tablom bozuldu. Etkin vergi oranım bozuldu. Diyor ki sen karşılığı ayırıyorsan ve bu karşılık ileriki yıllarda geçici bir farksa, bir dönemde vergiden indirilebilir hale gelecekse o zaman bununla ilgili vergi etkisinde döneme yaz diyor. Dolayısıyla kıdem tazminatı örneğinde olduğu gibi ben karşılığı ayırdığım anda bu kıdem tazminatı etkisinin vergi etkisini de ertelenmiş vergi geliri olarak yazmam lazım. Karşılığı ayırdım, giderim oluştu, onunla ilgili ileride indirilebilecek bir giderimdir bu, bir gelir oluşacaktır. Bu anlamda ne yapılması lazım? Ertelenmiş vergi etkisinde yazılması gerekiyor. Stoklar, sabit kıymetler hep bu mantıkla efendim. Karşılıklar da yine keza aynı şekilde. Karşılıklarla ilgili önemli olan bir nokta var. Örneğin ben bir vergi cezası ile ilgili bir karşılık ayırdığımda ileriki dönemlerde bu vergi cezası vergiden kuvvetli muhtemelen indirilemeyeceği için o zaman ertelenmiş vergi hesabı yapmamam lazım. Hesap çok basit. Vergi usul kanununa göre bilançomuzu alıyoruz. UFRS'ye göre bilançomuzu alıyoruz. İkisini karşılaştırdıktan sonra aradaki farklar geçici bir fark mıdır? Yoksa hiçbir dönemde vergiye konu olmayacak mıdır diye bir muhakeme yaptıktan sonra yine ertelenmiş vergi hesabımızı yapıyoruz. Ne yapmışız efendim? Menkul kıymetler 200 binmiş, UFRS'de de 260 bin haline gelmiş. Ticari aracılar 420 binden 393 bine
düşürülmüş. Stoklar 250 binden 403 bine çıkmış. Sabit kıymetler 615 binden 840 bine çıkmış. Krediler 150 binden 529 bine çıkmış. Gemi örneğini hatırlayalım. Ve bu aradaki farkların hepsini bu örnek için geçici olarak kabul ettiğimiz noktada hepsini %20 ile çarptığımızda eğer gelir yazıyorsak ertelenmiş vergi pasifi, gider yazıyorsak da ertelenmiş vergi aktifi olarak hesabımızı yaptığımızda nette 45 bin liralık bir vergi aktifine ulaşmışız. Dolayısıyla bu örnek için bir ertelenmiş vergi aktifi yaratmamız, kâr zarar tablosunda da bir ertelenmiş vergi geliri yaratmamız gerekiyor. Ertelenmiş vergi anlamında. Şimdi bu düzeltmeleri alt alta koyduktan sonra ne yapacağız? Gayet basit. Dedik yani isterseniz Excel'de yapın bunu, isterseniz içeriye atın ondan sonra ters çevirin. VUK'a göre mizanımızı aldık. Bu düzeltme kayıtlarını borç alacak, borç alacak vererek UFRS'ye ulaştık. Ve artık burada da gördüğünüz gibi UFRS'ye göre bir finansal tablo, bir mizan oluşmuş oluyor. Buradan da istediğimiz şekilde dipnotları ya da finansal tabloları düzenleyebiliyoruz. Yeter ki düzeltme kayıtlarını doğru bir biçimde düzenleyelim, doğru yorumları yapalım ve bunu da derli toplu bir biçimde ama bir Excel tablosunda ama bir yazılım vasıtasıyla finansal tablomuza yansıtalım. Hemen bilançomuzu oluşturuyoruz ve dönem kar zararımızı oluşturur kar zarar tablomuzu oluşturuyoruz. Ve ondan sonra da bir noktanın altını çizmek istiyorum. Yeni Türk Ticaret Kanunu'na göre TFRS finansal tablo düzenlemek zorunluydu. Örneğin ben bir şirket olarak desem ki şu anda ben bu kayıtların hepsini mizana atacağım. Gerçekten de UFRS'ye göre finansal tablo çıkartır gibi işte logoya bu kayıtların hepsini attım. Bir finansal tablo çıkarttım. Ondan sonra bu fişlerin hepsini teker teker ters çevirerek vergi yetkilerinden de ters çevirerek bakın bir de kanundan kabul edilmeyen gider vardı sorumuzda. Vergi matrağına gelip vergiyi doğru hesaplayıp doğru beyan ettikten sonra bana Maliye Bakanlığı bir şey söylemeyecek. Dolayısıyla bu anlamda baktığımız zaman TFRS konusu, TFRS defter tutma ya da defter tutmama konusu çok da önemli bir problem değil. Ben bugün de bu fişlerin hepsini bir UFRS düzeltme fişi olarak atıp ters çevirerek hayatımı devam ettirebilirim. Şimdi efendim bu basit örnekte gördüğümüz gibi korkulacak bir şey yok. O, eğer biz bir KOBİ işletmesi için, bir üretim şirketi için alt alta koyup da hangi düzeltme kayıtlarını yapmamız gerekiyor diye ortaya koyduğumuzda gerçekten de bundan çok da farklı bir manzarayla karşılaşmayacağız. Yeter ki kalemi kağıdı elimize alıp biz bu çalışmaları yapalım. Benim sunumum bu kadar efendim. Umarım çok hızlı geçmemiştir. Herhangi bir sorunuz olursa da soru cevapta yanıtlamaya çalışacağım. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Efendim Ali Çiçek diye tabii çok kolay değil. Bu zor sunumu bu kısa süre içerisinde verdiği için çok teşekkür ediyorum. Süreyi de tam zamanda kullandı. Bu arada hemen bir hatırlatma. Lütfen gerek Volkan Hoca'ya gerek Ali Bey'e sorularınız varsa sorularınızı hazırlayın. Aslı Hanım'ın sunumundan sonra bir 15 dakika ara vereceğiz. Sonra tekrar bir araya geleceğiz. Arkadaşlarımız bu arada sizden gelen soruları cevaplandıracak ve ikinci oturumdan sonra da dağılacağız. Tabii çok değerli arkadaşlarımız, ben açıkçası sizlere öneriyorum kafalarınızda ne gibi sorular varsa sorun, hazır buradayken onları cevaplasınlar. Ali Bey, evet, kendileri diğer ülkelerdeki finansal raporlama uygulamalarının nasıl olduğunu, defter tutma uygulamaları nasıl olduğunu, bizdeki kadar vergi ağırlıklı olmadığını, daha anlamlı olabilmesi için UFRS'ye yakın olduğunu belirttiler. Ve bence bir vurgu yaptılar. Efendim bugün kişiler için İngilizce neyse, ticarette İngilizcenin önemi neyse, bu meslek içinde UFRS ya da TFRS'nin önemi odur. Ben de altını çiziyorum. Güvenilir finansal raporlamanın TTK'da yer almasa bile, TTK'da hiç finansal raporlamayla ilgili bir zorunluluk olmasa bile, bunun
meslek mensubu tarafından bilinmesi ve yapılması gereken bir uygulama olduğunu belirttiler. Özün önceliğinin altını çizdiler ve yine ilginç bir saptamaları var. Bırakın standartları bir kenara, özün önceliği kavramını muhasebede uygulayın, %80 oranında UFRS'ye yakın sonuçlar elde edersiniz dediler. Örnekler verdiler bunlarla ilgili ve verdikleri örneklerde belli standartların üstünde durdular. Biraz sonra Aslı Hanım bir sunum yapacak, ona da dikkat edin lütfen. Belli standartların üzerinde oldukça fazla duruyoruz. İşte Ali Bey'in verdiği örnekte hasılat standardı, borçlanma maliyetleri, stoklar standardı, karşılıklar, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, ertelenmiş vergi standartları üzerinde önemli duruldu. Yani buradan da şu mesajı çıkartmamız lazım. Efendim işte tam set UFRS dediğimizde 3000 küsür sayfa, yaklaşık 40 küsür standart var. Bunların hepsini uygulamaya geçtiğimizde bilmek ve yapmak zorunda mıyız? Cevap hayırdır. Uygulamaya geçildiğinde şunu hep beraber göreceğiz. Örneklerde de somut olarak görüyoruz. Biz bugün mesleğimizi uygularsak, nasıl ki belli düzenlemelerin özellikle belli maddelerini yoğun olarak uyguluyorsak, bu standartlara geçtiğimizde de yine bu standartlardan belirli standartların belirli uygulamalarını yapacağız. Yani pratiklik kazanacağız. Bütün Ali Bey hiç sigorta standardına değinmedi ya da konsolidasyona hiç girmedi. Gerçi örneğinde de yoktu. Ya da maden işletmelerine hiç girmedi, tarıma hiç girmedi. İnşaat alanı ama örnekte olmadığı için verdiği üretim işletmesi örneğinde inşaata hiç değinmedi. Bunlar uzmanlık gerektiren alanlar. Yani gözümüzde büyütmeyelim, gözümüzü korkutmayalım diye söylüyorum. Bu iş öyle hani çok yapılmayacak bir şey değil. Ben tekrar ediyorum. Eğer iyi muhasebe biliyorsanız iyi finansal raporlama yaparsınız. İşte formülünü de veriyor. Özün önceliğini, başlı başında özün önceliğini iyi uygulayın. Zaten %80 yaklaşıyorsunuz diyor Ali Bey. Bir şeyin de altını çizeceğim. Sonra sözü Aslı Hanım'a vereceğim. Evet, burada bir örnek yapıldı. Zaman zaman efendim iç verim oranı, işte bir takım ayrıştırmalar, faizdir, kur farkıdır, ayrıştırmalar yapılmaya çalışıldı. Aslında iyi bir yazılımla bu işler çok pratik, hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor. Bununla ilgili de çeşitli yazılımlar var. Benim yine bildiğim Luka'nın finansal raporlama standartlarına uygun bir yazılımı çıktı ya da çıkacak. Bu yazılımı da gördüğümüzde ve uygulamaları bu yazılımlarla, sistem ya da yazılımlarla gerçekleştirdiğimizde işlerin çok daha doğru ve kolay gittiğini gördükçe bu işten keyif alacağız, zevk alacağız ve yapacağız. Peki efendim, Aslı Hanım, Aslı Gedik Hanım 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. PricewaterhouseCoopers'ta 1995 yılından beri çeşitli sektörlerdeki şirketlerin denetim müdürlüğünü yürütmüş olup 2006 senesinden bu yana Türkiye ve PricewaterhouseCoopers ulusal ağında UFRS konusunda danışmanlık yapmakta ve yine PwC teknik ekibinden sorumludur. Kendisi SMM ve Ali Bey'de olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde CPA unvanına sahiptir. Aslı Hanım bize yine bir uygulama örneği verecek. Bu uygulama örneğinde bir ticaret ve hizmet işletmesinde finansal raporlama standartları nasıl uygulanıyor? Onu bu kısa süre içerisinde bize özetleyecek. Ben sözü kendilerine bırakıyorum. Siz de bu arada lütfen unutmayın. Tekrar ediyorum, bu bir fırsattır. Kafanızda olan bütün soruları yazın. Arada arkadaşlarıma verin. Aslanımdan sonra ara vereceğiz. Ondan sonra daha keyifli bir
oturum yapacağız. O soruları burada birlikte konuşacağız. Belki de tartışacağız. Söz sizin aslanım. Buyurun lütfen. Teşekkürler Cemal Hoca. Ben bir not daha söylemiştim aslında Galatasaraylıyım diye ama onu biraz hızlı geçti gibi. 2,5 saattir dinliyorsunuz. Bu gerçekten çok uzun bir süre. Çok yorucu. Anlatmaktan daha yorucu dinlemek. O yüzden Cemal Hoca ile de mutabık kaldık. Mümkün olduğunca aynı konular üzerinden geçmeyelim diye. Çünkü bakıldığında da ben de sizinle bir örneği paylaşacağım. Genelde ticaret işletmesi ağırlıklı ama temeli aslında meslektaşım Ali Bey ile aynı. Dolayısıyla yasal mali tablolar üzerine bir takım TFRS'ye uyumlu olması için, o ölçüm prensiplerine uyumlu olması için bir takım düzeltmeler veriliyor. Benim de örneğimin arkasında bir Excel var aslında bakarsanız. Excel üzerinde düzeltmeler var. Şirket bunu Excel üzerinden yapabilir ya da çeşitli sistemlerle yapabilir. Çift mizan tutabilir. Çeşitli alternatifler yapabilir ama temel mantığı bakıldığında ki artık yeni Türk Ticaret Kanunu'da defterlerin tutulması zorunlu değil. Bakıldığında yasal mali tabloların üzerine aslında bazı düzeltmelerin yapılması. Bütün kitaptan sorumlu olacak mıyız, bizi ilgilendiriyor mu? Hayır, aslında örneğe baktığımda yine meslektaşım Ali Bey'le birçok standardı, aynı standardı seçmişiz. Çünkü karşımıza çıkan örnekler çoğu benzer durumlar. Sabit kıymetler, ticari alacaklar, ticari borçlar. Bakıldığında kitabın büyük bir bölümü finansal araçlardan bahseder. TMS 39, neredeyse 300 sayfadır. O kadar komplike olan konuların aslında çoğu işletmede yer almadığını da göreceksiniz siz de bakıldığında. Dolayısıyla belki de o kadar gözümüzde büyütmeye gerek yok. Yani 3000 sayfanın hepsini şimdi başlayacaksınız, hepsini birden öğreneceğim, yapacağım değil. Belki benim müşterilerim hangilerini ilgilendiriyor, benim müşterilerimi ilgilendiren standartlar hangisidir diye başlamak belki daha uygun olacaktır. TFRS'in ilk uygulanmasında aslında biraz sonra beraber bakacağımız örnekte bir takım ilave varlıklar ve yükümlülükler olacak. Yani yasal mali tablolarında hiç yer almayan. Buna örnekler yazdım ama Volkan Bey de üstünden geçtiği için bir daha tekrarlamak istemiyorum. Örneğin konsolide olsaydı, bağlı ortaklıkları olsaydı konsolide mali tablolar çıkartmak zorundaydı. Bugüne kadar aslında hiç yasal mali tablolarında konsolidasyon yapmamış bir şirket olacaktı. Ama iştirakları, bağlı ortaklıkları varsa TMS 27 bunu zorunlu tutuyor. Bağlı ortaklarını konsolide et diyecekti. Dolayısıyla bazı varlık ve yükümlülükleri finansal tabloya alacağız. Bazı varlık ve yükümlülükleri finansal tablodan çıkartacağız. Kuruluş ve örgütlenme giderleri aktifleştirmesine rağmen yasal mevzuatta Türkiye Muhasebe Standartları buna izin vermemekte ve gider yazmakta. Bazı sınıflandırmalar yapmak zorunda kalacağız TMS ile uyumlu olması için. Mesela özel maliyetler örneği vermişti yine Volkan Bey. Maddi olmayan duran varlıkların içinde yer alıyor yasal uygulamada ama TMS'lerde sabit kıymetlerin içinde duruyor gibi. Ben başka bir örnek vermiştim. Yine finansal varlıklarla ilgili bir takım sınıflandırmalar vardır. Önemli kurallardır veya sabit kıymetlerin içinde yatırım amacıyla elinizde tuttuğunuz sermaye irade elde etmek için elinde tuttuğunuz yatırımlar, gayrimenkuller varsa bunları yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırmak gerekiyor. Veya bunların dışında da yani dolayısıyla aslında biraz matematik gibi bir takım artılar var finansal tabloya koyduğunuz, bir takım eksiler var mali tablolardan çıkarttığınız, bazı yerlerini değiştirdiğiniz var tutarlar ama bir de baştan yeniden hesaplamanız gereken biraz daha zorlaştıran aslında ticari alacaklar, borçlar, hasılatın olup olmayacağı veya maddi duran varlıkların yeniden ölçümlenmesi gibi. Dolayısıyla aslında o sembolde onu ifade ediyordu yukarıdaki sağdaki köşedeki. Artılar da var, eksiler de var. Aynı tutmakla beraber yeni değiştirdiğim bir takım hesaplar da var. TFRS ile karşılaşacağınız mali tablolar aslında böyle bir şey. Ben lens kullanıcısıyım uzun süredir ama son dönemde kullanamıyorum. O yüzden uzun zamandır da gözlük bakıyorum. Yani gözlüğüm var ama yedek olarak tabii. Bir tane örnek vermem gerekiyordu. Üretim sektörü aslında en güzel sektör çünkü hani daha çok karşınıza çıkıyor veya daha çok benim müşterilerim daha önceki demek ki denetlediğim müşteriler üretim sektörüydü. Ticaret sektörü gelince bana düşen ben de ne yapsam diye düşündüm ve bu aralarda hep optiklere baktığım için optik şirketini alabilirim diye örnek uygulama olarak. Aslında sanal bir şirket Örnek Optik AŞ ismi. Maalesef böyle bir şirket galiba var. İnternetten çeşitli isimler aradım. Çünkü Aslı Optik, Bizim Optik, işte En İyi Optik, Ne Olur Optik falan gibi. Sonra sıkıldım artık. Tamam dedim. Örnek Optik olsun ismi. Problem değil.
Bir takım şirkete, yani olabilecek tabii ki, yani çok da sanal olmaması itibariyle bir takım yaptığı işlemleri koydum aslına bakarsanız. İşte benim gittiğim optikçiler de hep her daim ben haklıyımdır, ya da ben en azından şirket olarak diyorum ki siz müşteri olarak her daim haklısınız. Ancak bazı müşterilerde yapmış olduğum işlemlerde bakıldığında bazı müşterilerden paramı da tam tahsil edemediğimi görüyorum. Yani satışlar yapıyorum, müşterilerimi çok seviyorum. Onların haklı olduğunu düşünüyorum ama bazılarından tahsilatta zorlanıyorum. Ne yapacağımı düşünüyorum, konuşacağım. Fiyat politikama baktığımda ön ödemesiz 6 ay sonra başlayan 2 yıllık vadeye yayılmış ödeme seçeneği sunuyorum. Kredi kartından olabilir mesela. 6 ay sonra başlıyor taksitleri, 2 yıla yayıyorum. Satışlarımı arttırmak için iyi bir fiyat politikam var. Mal alımlarımı da tabii dengeleyebilmek için onlar da 10 ay vadeli alımlar yapıyorum. Stoklar tabii yeni modeller getiriyorum şüphesiz. Özellikle güneş gözlüklerini hanımlar bilir. Hep bir moda var. Şimdi daha geniş gözlükler var. Bir dönem aynalılar vardı ama öncesinden de kalan stoklarım var elimde. Yani aynalı modeller var. Onlar aslında çok da artık satılmıyor. Çalışanlar ekip olarak biz 15 kişiyiz ve uzun zamandır da beraber çalışıyoruz. Satışlarıma bakıldığında tabii yıl sonlarında satışlarımı arttırmak istiyorum haliyle. Mali tablolarımda daha güzel olması açısından, satış rakamımın da ciromun da yüksek olması için. Yıl sonunda da bir müşterine yüklü bir alım yaptı bir müşterim. Bunların bir kısmını da teslim ettim ama bir kısmı henüz elimde yoktu. Daha sonra teslim edeceğim bunları. Hepsi için de bir fatura kestim. 31 önki mali tablolarımı hazırlıyorum çünkü. Yani satışımın da biraz daha iyi gözükmesini istiyorum ve gelirimi de yazdım bununla ilgili. Bütün işlemlerde KDV'yi göz ardı ettim. Biraz kolaylık yaptım kendime. Sabit kıymetlerimde de optik ayar makinesi var. Vergi usul kanununun bana belirlemiş olduğu itfa amortisman seneleri var. 6 yıl. Bilmiyorum, doğru olmayabilir bu arada. Onu da söyleyeyim. 6 yıl tamamen kendi kafamdan koydum. Ama ben sonuçta bu işte uzmanım. Teknisyeninle de konuştum optik makinesini ve 10 yıl kullanabileceğimizi biz planlıyoruz ekonomik şekilde, makineden faydalanacağımızı. Yalnız bir takım sorunlarım da yok değil. Yani bu bazı tahsilatları yapamamın yanı sıra daha önceki çalışan iki kişiden bir tanesi bana dava açtı ve biliyorsunuz çalışanlar genelde lehine karar verilir. Maalesef ki davayı kaybettim ve diğer çalışan, işten ayırdığım diğer çalışanın da benzer davayı açma olasılığı çok büyük. Olaylar böyle. Şimdi bakıldığında bu olaylar üzerinden geçtiğimizde aslında sizin kendi müşteriniz de bu optik AŞ, bizim örnek optik AŞ, benim mali müşavirliğini yapıyorsanız, dolayısıyla bunların hepsi aslında benim mali tablolarımı hazırlayacaksanız TFRS'e uygun, hepsi biraz üzerinden tek tek geçilmesi gereken konular sizler açısından. Çünkü hepsinin ilgili belli standartları var, belli etkileri var. Şimdi bakalım, ticari alacaklarımızı demiştik. Ticari alacaklarımızla ilgili bir konu vardı burada. Birkaç müşteriden paramı tahsil edemeyeceğimi düşünüyordum. Dava açtım mı? Hayır, açmadım. Avukatla konuşmadım, dava açmadım. Ama TFRS'e baktığınızda, TFRS'e uygun mali tablolar nedir aslında? Devlet için hazırladığım mali tablolar değildir. Vergi usul kanunu için hazırladığım mali tablolar da değildir. Aslında şirket yönetiminin şirketi en iyi analiz etmesini sağlayan mali tablolardır. Dolayısıyla ben biliyorsam ki örnek AŞ'nin patronu olarak bazı alacaklarımı tahsil edemeyeceğimi, o zaman bilançomda onun gözükmesine gerek var mı o tutarın? Yok, zaten standart da diyor bakıldığında. TMS 39 bu standart. Şirket yönetimi bazı alacaklarını tahsil edemeyeceğini düşünüyorsa bu tutarı kendisi belirleyebilir. Şüpheli alacak karşılığı ayırabilir bununla ilgili diyor. Ayırması da gerekir diyor zaten TMS 39 standardı. Tabii bunun kötü yanı ne? Bir taraf şüphe alacak karşılığı ayırdığınızda, bilançonuzda alacaklarınızı düşürdüğünüzde, ticari alacaklarınızı, diğer tarafı, diğer bacağı borç olarak bir gider, gelir gider tablosunda. Bu gider kanundan kabul edilen bir gider mi? Mümkün değil. Yani ben örnek AŞ patronu olarak tahsil edemeyeceğim diye düşündüm, gider yazdım. Vergi idaresindeki kişiye geldiğinde de ben bunu dedim ki bu benim kendi kanaatim. Bilmiyorum ne der artık ama mümkün değil. Ama ayırmam gerekiyor çünkü basiretli bir yönetici olarak tahsil edebileceğim ticari alacağım bilançoda durması gerekiyor. Ve TMS 39'da zaten bunu diyor. Ama ilk mali tablolarımda, açılış bilançomda yeri bunun gider olmayacak. İlk defa hazırlayacağım mali tablolarda TFRS'e uyumlu.
öz kaynak kaleminin içinde birikmiş kar zarar mı olur, yoksa bunun ayrı bir düzeltme hesabı mı olur? Ki kanaatimce ayrı bir düzeltme hesabı diye bir kalem olacak hesap planında, öyle diye tahmin ediyorum. Oraya kaydedeceğim. Dolayısıyla yani şüpheli alacak karşılığının diğer bacağını gider tablosu değil, açılış plançosunda öz kaynak düzeltme hesabı olarak kullanacağım. Başka ticari alacaklarımı etkileyecek bir şey olabilir mi? Şüpheli alacak karşılığı ayırdım. Başka bir şey var mıdır sizce? Satışlarımı bir daha gözden geçiriyorum. Fiyat politikamı bir daha gözden geçiriyorum. Fiyat politikası süper. Kimseden ilk para tahsil etmiyorum. Ne zaman tahsil etmeye başlıyorum? En az 6 ay sonra ve 2 yıla yayılmış bir vadeyle. Şimdi kim bunun finansman yükünü çeker? Ben nasıl bu finansman yükünü çekerim? Muhtemelen benim sattığım her gözlük fiyatının içinde bir finansman, bir kredi masrafı ya da bir faiz gelirim var. Normal olarak kimse size bir nevi 2 yıllık size kredi sağlamış gibi oluyorum, öyle değil mi? Dolayısıyla ben her gözlüğü normalde bu şartlarla satıp da diyorsam ki neredeyse peşin fiyatına size 2 yıl vadeli olanak tanıyorum. Cüzi, çok ucuz fiyatı 1200 liraya size satıyorum bu gözlüğü. Çok iyi bir gözlük diyorsam bilin ki içinde bir finansman parasını da eklemiş oluyorum. Çünkü benim de bir kazancım olması lazım. 2 yıl boyunca sizi fonluyorum. Dolayısıyla 1000 lira olan gözlüğü size 1200 lira satıyorum aslında ben. Bu durumda benim size sattığım 1200 liraya, hanımefendinin de gözlüğü var zaten, en yakın yeşilde gördüğüm, 1200 liraya sattım size. Ama 1200 lira diye mi durmalı benim ticari alacaklarım ve satışlarım? Hayır, olmaması gerekir. Çünkü aslında 200 lira benim tamamen finansman gelirim, faiz gelirim. Doğru diyorsunuz. Yani banka gibi bir nevi çalışıyorum. Dolayısıyla bir düzeltme daha yapmam gerekiyor. Bu düzeltme de vadeli satışlardan kaynaklanan, kırmızı bir ışık olacak ama şu an yanaşma gelmedi. Dolayısıyla ben ticari alacaklarını da içinde bu vadeli satışlardan dolayı kaynaklanan finansmanı düzeltmem gerekiyor. Çünkü itfaiye edilmiş maliyet tutarından bilançoda izlenmesi gerekiyor diyor TMS 39. Ali Bey, meslektaşım zaten bahsetti. Düz iskonto oranı değil aslında, etkin faiz oranı. Yani dolayısıyla reskont hesaplaması biz zaten yapıyorduk demek çok doğru olmaz. Çünkü etkin faiz oranının bulunması gerekiyor. Zor olan kısım pratik uygulamada etkin faiz oranının ne oldu? Çünkü hiçbir zaman ben demiyorum ki zaten peşin satsaydım 1000 liraya satardım. Sizi tabiri caizse birazcık 1200 liraya satıyorum ve 200 lirayı içine yedirdim. Dolayısıyla o 200 lirayı bulmak zor olan pratik uygulamalarda. Ama yapılması gereken de bu. Baktığımda finansal tabloma ticari alacaklarımda o zaman bir takım düzeltmeler yaptı benim mali müşavirim. Dedi ki Aslı Hanım, madem şüpheleriniz var, ticari alacaklarınızı düşürelim, şüpheli alacak karşı ayıralım. Vadeli satıyorsunuz, fiyat politikanız bu, yapacak bir şey yok. 1200 lira yerine 1000 lira yazmamız gerekiyor. Stoklarınızı şimdi gözden geçirelim diyorsunuz. Eski tip gözlükler var, aynalı gözlükler, artık onlar satılmıyor, moda değil. Ne yapacağız onları? Ben diyorum ki vallahi satamam o fiyatta. Yani evet, o zaman o fiyata satardım ama elimde kaldı. Piyasa değişiyor. Şimdi bu sene geniş gözlükler mi, o da seneyi bilmiyorum. Dolayısıyla o eski stoklarımı bir şekilde evden çıkacağım. Satacağım tabii, atacak halim yok. O zaman standart diyor ki maliyet veya net gerçekleşebilir değerin düşüğünden sen tutacaksın stoklarını diyor. Maliyetin belli zaten. Bilançoda duran tutar. Ama net gerçekleşebilir değere ne? Mali müşavir bana dedi ama ben onun ne olduğunu bilmiyorum. Aslında biraz yine Ali Bey bahsetti. Net gerçekleşebilir değer sonuçta satış ve fiyatından satış için katlanmanız gereken masrafları düştükten sonraki gerçekte elde edebileceğiniz tutar. Dolayısıyla benim bilançomda bu tutar örneğin 5000 gözüküyorsa ben 5000'e satamayacağım bunu. Ne kadara satacağım? Belki 4000 liraya satacağım. Dolayısıyla aradaki o 1000 liraya benim aslında düşmem gerekiyor. Çünkü ben bunu sattığımda zaten tahsil edebileceğim tutar 4000 lira. Dolayısıyla 1000 lira yine bir gider. Hep kötüye çalışıyor biraz TFRS. Dolayısıyla bir stok değer düşüklüğü karşılığı ayırmam gerekiyor. Stoklarımı 5000 liradan 4000 liraya düşürmem gerekiyor. Yine bir gider yazdım. Yine bunun yeri gelir gider tablosunda gider kalemi. Yine vergi denetçisi geldi. Ne yapmışsınız Aslı Hanım? 1000 lira daha gider yazmışsınız dedi. Kabul eder mi? Etmez herhalde. Yani zabıt tutmadım ben. İşte bozuk mal demedim buna.
tamamen kendi öngörümle ben bunu ileride satmaya kalktığımda bu kadar bir nakit girişi getirmeyecek bana dedim ki doğrusu o yönetici gözüyle de yani bu kadar para etmeyecek bu. Yönetim gözüyle doğru gider ama vergi kanunlarına göre şu anda KKYG. Dolayısıyla siz bir gider yazacaksınız ama vergi açısından yine üstüne onu düzeltme olarak koymanız gerekiyor. İlk açılış bilançosuna yine gider olarak değil yine düzeltme hesabına konulacak. Tekrar bakıyorum, ticari alacaklar, stoklar, sabit kıymetlere geldik. Çok da fazla bir sabit kıymetim yok yani optik olarak baktığınızda hani bir sonuçta mağaza kiraladım. İşte masam var, sandalyelerim var ama tabii optik ayar makineleri çok önemli bakıldığında bu piyasada. Elinde de bir tane optik ayar makinesi var. Vergi usul kanununa göre de 6 yılda amorti ediyorum ama ben baktım teknik broşürüne. Olması gereken uzman kişilerle de konuştum. Kendime bakıldığında da 10 yıl ekonomik olarak faydalanacağımı düşünüyorum ben. O zaman niye 6 yılda itfa edeyim, amorti edeyim, bitsin gitsin. Ben hala kullanmaya devam edeceğim. Diyor ki TMS 16 bununla ilgili de aslında bakıldığında sonuçta şirket yöneticisi ekonomik olarak ne kadar fayda sağlayacaksa o elindeki maddi duran varlıktan ona göre amortismana tabi tutsun diyor. Belki ben 10 yıl kullanacağım. Yanımdaki rakip firma çok iş yapmıyor. Benim satış politikalarım iyi çünkü. Belki o ancak 20 yılda kullanıp tüketecek ekonomik ömrünü. Dolayısıyla benim yasal mevzuatta VUK'a göre ayırmış olduğum amortisman tutarıyla TFRS'nin benden istediği TMS 16'ya göre 10 yıla düzeltmesini yapmam gerekiyor. Siz 6 yılda mali tablo hazırlarken benim için mali müşavir olarak 6 yılda amorti ederken UFRS için UFRS mali tablolarım için 10 yıllık amortisman yapacaksınız. Daha az bir amortisman gideri olacak gelir gider tablomda. Hep kötü yazıyorduk. Şimdi aslında pozitif etkileyecek. Amortisman gideri azalacak bu hikayede. Kârım artacak ama vergiyi de ilave ödemeyeceğim yalnız. Bundan da hani bahsetmedik. Hep negatiften bahsettik ama bu da pozitifi. Bakıldığında daha az amortisman gideriyle daha yüksek bir kâr olacak. Bir sorunum var. Bakalım o soruna geçmeden önce aktif tarafına baktık. Pasif tarafında bir şey yapmam gerekiyor mu? Ya da sizlerin benim için yapması gerekiyor mu aslında? Optik sahibi benim. Siz benim mali müşavirimsiniz. Borçları alımlara bakalım. Nasıl alıyordum? Mal alımlarım 10 ay vadeliydi. Dolayısıyla peşin alım yapmıyorum. Aynı şekilde mal alırken aslında satan kişi de bana bir finansman parası yüklüyor. Yani bir finansman giderine ben katlanıyorum mal alırken, gözlük alırken. Yani hayat karşılıklı. Ben size fatura alıyorum o finansmanı. Mal alırken de onlar bana fatura alıyorlar. Dolayısıyla aslında alımlarım da vadeli benim. Çünkü 10 ay sonra, 10 ay vadeli alım yapıyordum. Dolayısıyla benim ticari borçlarımın içinde de onu bugüne indirgemem gerekiyor. İtfa edilmiş maliyetini hesaplamam gerekiyor. Bugüne indirgenmiş ticari borcumun ne olduğunu hesaplamam gerekiyor. Çünkü 10 ay sonra ödeyeceğim ticari borcun bugünkü değeri aynı olmayacaktır. Bu yine TMS 39'un konusu. Hesaplamasının detayını Excel'de Ali Bey açmıştı başka bir konuyla ilgili. O yüzden hesaplama detayına ben girmedim. Bunda bir pozitif etkisi var baktığınızda. Çünkü ileride 10 ay sonra ödeyeceğim borcum 10 bin liraysa bugüne indirgenmiş değeri peşin ödeseydim bir nevi benden 10 bin lira istemeyecekti de 9500 lira isteyecekti. Dolayısıyla 500 lira daha aslında düşük gözükecek ticari borçlarım. Yükümlülüklere baktığımda çalışanlarım var benim. 15 kişi çalışıyor. Kanun da kıdem tazminatı yükümlülüğü koydu. Yani değişiklikler konuşuluyor ama şu an itibariyle hesap baktığımda kıdem tazminatı yükümlülüğü var. Dolayısıyla kıdem tazminatı karşılığı hesaplamam gerekiyor. Zaten bu bakıldığında TMS 19'un zorunlu olarak bana yap dediği bir zorunluluk. Ama kıdem tazminatı yükümlülüğü kanundaki yükümlülük tutarı kadarını aslında TMS 19 Türkiye Muhasebe Standartları istemiyor. Yani sizin kıdem tazminatı yükümlülüğünüz çalışanlara toplam 10 bin ise hesaplamanızda aslında o kadar da istemiyor. Çünkü şöyle bir beklenti yok. Yani bütün herkes ayrılacak işten. O ayrılan herkese de şirket kıdem tazminatı ödeyecek diye bir dünya yok. Yani ancak şirket politikası olursa tabii ancak öyle bir dünya var ama aksi takdirde kendi isteğiyle ayrılanlar olabilir. Öyle değil mi? Daha emekliliğe hak kazanmamış olabilir bu kıdem tazminatına. Dolayısıyla ileride ödeyeceği bir yükümlülük olduğu için zaten ileriye dönük bir vadesi var bunun. Dolayısıyla bu tip
olasılıkları da dikkate alarak ve ileride ödeyeceği bir yükümlülük olarak bunu da dikkate alarak tekrar hesaplanmasını istiyor standart. Dolayısıyla kendinin işten ayrılan olabilir diyor. Şirketin işten ayrılma dönüş hızına bak diyor. Sen bu yükümlülüğü ileride ödeyeceksin, dolayısıyla 10 yıl sonra ödeyeceksen bugüne indirge onu. Veya bazıları 5 yıl sonra ödeyeceksen bugüne indirge. Bugüne indirgenmiş tutarından ve bütün bu olasılıklar dikkate alınarak hesaplamasını yap diyor. Genelde de pozitif, yani normal kanun olarak hesaplamış olduğunuz kıdem tazminatı yükümlülüğünden çok daha düşük bir kıdem tazminatı yükümlülüğüyle karşı karşıya geliyor şirketler. Bir sorunum vardı. Şirketten ayrılan bir kişi dava açmıştı, benim işten ayırdığım ve kazanmıştı davayı. Benzer şekilde ayırdığım diğer kişi de bu davayı açmasını düşünüyorum, açacağını düşünüyorum. Daha açtı mı? Hayır. Ama olasılık büyük. Açacağını düşünüyorum. Dolayısıyla TMS 37 standardı, karşılıklar standardı gereğince geçmiş bir olaydan kaynaklanıyorsa, işletmeden ekonomik bir faydanın çıkışı da muhtemelse, büyük ihtimalle ise belki %50 ve üstü diyebiliriz kısaca kolay olsun diye. O zaman basiretli bir yöneticinin bunun için bir karşılık ayırması beklenir. Zaten davanın açılacağını ve benim kaybedeceğimi biliyorum. Gözüken köy kılavuz istemez misali. Dolayısıyla bir dava açılmasa bile ben bununla ilgili bir karşılık ayırmam gerekiyor optik şirketi olarak. Vergiye geçmeden önce hasılata geçmek istiyorum. Yıl sonunda bir tane satış yaptım. Çok iyiydi. Mali tablolarım da iyi gösteriyordu. Yüklü bir satıştı ama bir kısmı elimde vardı, bir kısmı ise yoktu hatırlıyorsanız. Hepsiyle ilgili satışı yazmıştım ama. Şimdi UFRS açısından bakıldığında TMS 18 risk ve getirinin, risk ve faydanın da diyebiliriz, karşı tarafa geçmiş olması gerekiyor. Yani ben satıcı olarak gözlüğü alan kişiye hem riskinin hem faydasının da hepsini aktarmış olmam gerekiyor. Şimdi 30 tane gözlük alan kişinin belki 10 tane gözlüğünü kendilerine verdim. Ama 20 gözlüğü halen vermedim. Ondan faydalanabilmeye başladı mı alıcı taraf? Hayır. Gözlükler bende duruyor. Allah korusun yangın çıksa benim dükkanımda kim sorumlusu? Ben sorumlusuyum. Ne diyeceğim adama, yeni 20 tane daha gözlük vermek zorundayım. Seninkiler yandı bitti kül oldu diyemem. Dolayısıyla risk bende. Adam daha kullanmaya başlamadı o 20 gözlüğü ya da alıp birisine satacak, onu da yapamadı. Dolayısıyla faydasından da daha henüz yararlanamadı. Hala bende faydası. Dolayısıyla TMS 18 açısından bakıldığında henüz satış işlemi gerçekleşmiş değil. Belki biraz burada 45 dakikada çok hani basite indirgeyerek bakıyoruz. Çok kısa bir standarttır TMS 18. Ama belki de en fazla bizim sorunla karşılaştığımız konulardan bir tanesi de, çünkü her şirket hasılat yazmak ister. Ama standart biraz kısıtlayıcıdır. Dolayısıyla henüz hasılat yazamaz bizim optik AŞ maalesef. Bunu ertelenmiş gelir olarak bilançosuna yükümlülük diye tutacak. Bütün optiklerini, gözlüklerini teslim ettiğinde, bütün riskleri, bütün faydaları alıcıya verdiğinde ancak hasılat olarak yazabilecek. Dolayısıyla ertelenen gelir maalesef benim açımdan, istemesem de. Bir takım düzeltmeler yaptık. Eksisiyle artısıyla gelir tablosuna. Ve normal yasal mali tablodan farklı bir noktaya getirdim ben mali tabloları. Daha karlı hale getirdim veya daha zararlı hale getirdim ama bambaşka mali tablolar oldu. Bütün bu düzeltmelerin sonuçta gelir gider tablosuna da bir etkisi oldu. Bazısına gider yazdım, şüpheli alacak karşılığı gideri veya dava karşılığı gideri yazdım. Hasılatımı erteledim, hasılattan çektim, bilançoya aktardım. Bazısı negatif oldu. Amortisman giderini azalttım, pozitif etkisi oldu. Bütün bu farkları biz geçici farklar diyoruz. Çünkü eninde sonunda aslında yasal mevzuatı da gerçekleşecek. Ben yani o 20 tane gözlüğü de bulacağım, ne yapıp edip komşudan alıp sonuçta o bana parasını ödemiş kişiye teslim edeceğim. Benim o bakıldığında optik cihazım eninde sonunda amorti olacak. Birisinde 6 senede, bir tanesinde 10 senede. Dolayısıyla her yasal mevzuatta da UFRS'de de aynı noktaya gelecek. Bir takım düzeltmeler yaptıysam bunların vergisel efekti de olacak. Her ne kadar cebimden çıkmasa da şirket yönetimi olarak, her ne kadar maliye gelip de benden bunun vergisini istemese de. Ama gelir, madem finansal tabloyu düzeltiyorsunuz artısıyla eksisiyle, dolayısıyla bunun vergi etkisini de göstermek gerekiyor. Ertelenmiş vergi de bunun hepsinin etkisi. Dolayısıyla bütün bu yapmış olduğum düzeltmelerin etkisini de yine ertelenmiş vergi alacağı veya ertelenmiş vergi borcu olarak mali tablomda düzeltmesine yapacağım. Bakıldığında nereden nereye geldim ben? Bizim örnek optik olarak, örnek optik AŞ olarak. Aktiflerimde bir şey değişmedi.
Ne değişti? Ticari alacaklarım değişti. Bir kere peşine indirgedim. Biliyorsunuz 6 ay sonra ödemesi başlıyordu. 2 yıl vadeye yaymıştım. 1000 liralık gözlü tabiri caizse size 1200 liradan satıyordum. Siz gözünüzü çıkarttınız ama sattım ben size bir kere o gözlüğü. Dolayısıyla bakıldığında ticari alacaklarımı iskonto edilmiş, itfaiye edilmiş değeriyle 753.000'den 741'e getirdim. Şüpheli alacak karşılığı ayırdım. Bir iki tane sevmediğim müşteriden tahsilat yapamayacağımı düşündüğüm için biliyorum çünkü. Stoklarımda eski model gözlükler vardı. Aynalı tip gözlükler. Bir bakmışsınız seneye moda olmuş. O zaman o değer düşüklüğünü ters çevirmem lazım. Dolayısıyla stoklarda da düzeltmesini yaptım bununla ilgili. Diğer dönem markada yaptığım bir şey yoktu. Maddi duran varlıklarda amortisman ömrünü değiştirdim. 6 yıl yerine 10 yıl yaptım. Dolayısıyla daha büyük bir rakam artık bilançomda taşınan. Ertelenen vergi varlığı çıktı bir kısım ama yükümlülüğü de var merak etmeyin. Sadece varlık yazmadım. Bakıldığında krediler kısa dönemli olduğu için onu iskonto etmeme gerek kalmadı. Ama normalde dikkat edilmesi gerekiyor. Uzun vadeli banka kredileri olsaydı TMS 39 oldukça can alıcı olurdu. Ticari borçların ben de vadeli alım yapıyordum. İçinde bir finansman vardı. Onu ayıklamam gerekiyordu. Dolayısıyla aslında 323 bin gözükse de bugüne indirgediğim için 314 bin benim ticari borcum. Onun dışında diğer kısa vadeli borç ve yükümlülüklerde neydi? Bir karşılık ayırmıştım ben davalarla ilgili. Dava açılacağını düşündüğüm için daha yüksek bir tutara geldi böylece. Kıdem tazminatı karşılığı, kanuni kıdem tazminatı karşılığını ben koyuyordum. KKYG olsa bile bazı şirketler koyuyor. Hani hepsine hiç koymayanlar, hiçbiri koymuyor demeyelim. Koyanlar da var ama genelde ileriye dönük bir yükümlülük olduğunu düşündüğüm için ve herkes de işten ayrılıp, herkes de emekliğinde işten ayrılmadığını düşündüğüm için dolayısıyla kendi isteğiyle ayrılanların da varlığını bildiğim için bir olasılık hesabı yaptım ve ilerideki uzun vadeli yükümlülüğü bugüne iskonto ettiğimde 87 bin yerine 64 bin bir yükümlülüğüm oluştu. Ertelenen vergi varlığı gibi bir yükümlülük de oldu. Çünkü bütün o yapmış olduğum düzeltmelerin eksi ve artı etkisi var bilançomda. Ben bütün düzeltmeleri ilk mali tablom olduğu için TFRS düzeltme hesabına koydum. Bu aslında yani şu anda henüz bilmiyoruz bu hesaba mı koyacağız ama tahmini olarak sonuçta biz enflasyon düzeltmesine de öz kaynağın içinde bütün etkilerini gösterdik. Mantık olarak da TFRS'yi ilk uyguladığımızda öz kaynağın içinde bir ayrı hesapta bunu yapacağız. Bir tane mutabakat yaptım. Bakalım doğru mu yaptım bu işleri diye. Bütün bu TFRS'nin etkilerini. Bunlarla sınırlı değil tabii ama aslında en çok karşımıza çıkan bunlar diyebiliriz. Çünkü bakıldığında üretim şirketinde de Ali Bey'in örneğinde de yine TMS 39 vardı. Gerek şüpheli alacaklardan dolayı, gerek peşine indirgemeden dolayı. Yine kıdem tazminatı vardı. Amortisman vardı onda da. Biz aktifleştirmeden fazla bahsetmedik ticaret şirketi olduğu için. Ertelenen vergi zaten hepsinin etkisi aslında. Yani bir takım düzeltmeler veriyorsanız gelir veya gider yönünde bir vergi etkisi de var. Sanal bir vergi belki diyebiliriz ama bir dava karşılığı yine TMS 37 en çok karşımıza çıkan standart. Stoklardaki değer düşüklüğü yine en çok şirketler olarak karşımıza çıkan ve biraz önce bahsettiğim gibi TMS 18 kısa olmakla beraber aslında zorlu bir standart. Ve bakıldığında benim mali tablolarımda birikmiş kar zarar ve cari yıl 426 binken yasal mali tablolarımda bir takım TFRS düzeltmelerinden ötürü mali müşavirim dedi ki artık senin böyle bir birikmiş karın yok maalesef 372 bine indi. Pozitif de olabilirdi, daha üzerine artı da olabilirdi ama maalesef ki bizim örnek optikte işler biraz daha kötü yönde oldu sonuçları. Genel olarak bu kadar ama bir tek ilave ben yapmak istiyorum. Düzeltmelerden bahsettik bu TFRS'nin getirdiği. İşte her şirket bazında farklı olabilir ama aslında en çok sık rastlanan standartlar var sizin de gördüğünüz gibi. Yani hem Ali Bey'in hem benim sunuma baktığınızda farklı farklı örneklerde sık karşılaşılan standartlar var. İlk sene bu düzeltmeleri yaptık. Tamam, hayat çok güzel. Mali müşavirim benim önüme getirdi. Ertesi seneye geldiğimde ben 2012 olsun ya da 2000 fark etmez 2013 olsun. Ertesi sene ben kanuni yasal defterlerimi yine aslında yasal mevzuata göre ki ağırlıkla da vergi usul kanunu esaslarına göre yapmaya devam ediyorum. Açılış fişi kestim. Yasal defterlerim işliyor güzel güzel. Ertesi sene yıl sonu geldi. 31.12.2012'yi hazırlamıştım ben. Şimdi 31.12.2013'ü hazırlayacağım.
Yine yasal defterlerin üzerine bu düzeltmeleri koyacağım. Çünkü UFRS mizanım diye bir mizanım yok Excel örneğimde. Ama geçen seneden vermiş olduğum bir takım düzeltmeler var. Sistem olarak onlar devretmedi. Açılış fişi kesmedim. Bazılarını iptal etmedim. Dolayısıyla belki çok küçük bir hatırlatma. Bunlar için de bir nevi yasal defterlerde yaptığımız gibi açılış fişini kesiyor olmamız lazım. Çünkü TFRS ile ilgili siz amortismanı örneğin 10 yıl olarak tespit ettiyseniz ama yasal mevzuatta hep 6 yıldan devam ediyorsa siz bir düzeltme verdiniz. Ama o düzeltme o defterlerde kaldı. Yeni döneme başladığında bir açılış fişiyle tekrar TFRS hayatını canlandırmak gerekiyor. Dolayısıyla her sene başında aslında geçmiş dönemde verdiğimiz TFRS düzeltmelerini açılış fişi olarak taşıyıp bazılarını da iptal etmemiz gerekiyor. Mesela stoklar sattıysam ben artık onlarla ilgili değer düşüklüğü yaşamıyor olacak. Dolayısıyla bir defa yapmakla bitmiyor. Ondan sonraki dönemlerde de bu işin bir devamı olacaktır. Benim sizlerle paylaşmak istediğim örnek bu kadar. Teşekkür ederim. Ben Aslı Gedik hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Kendileri zamanı çok efektif kullanarak zamanından önce bir ticaret ve hizmet işletmesinde finansal raporlama uygulaması nasıl olur? Burada bize anlattılar. Optik AŞ örneğini verdiler. Bu Optik AŞ'de TFRS ilk uygulaması ve döneme ait düzeltmelerden bahsettiler. Bir takım ilaveler, çıkartmalar, sınıflandırmalar olacağını ve bitirirken de çok önemli bir konuya bence işaret ettiler. Bu yapılan düzeltmeler sonraki dönemlere taşınıyor. Adeta bir açılış fişi gibi yasal defterlere bu düzeltmeler girmediği için, dışarıdan düzeltme yapıldığı için, dışarıdan düzeltme yapılırken yasal mizana ya da finansal tabloya önceki dönemlerde yapılmış düzeltmeler bir açılış fişine benzer bir şekilde açılması lazım. Bu da tabii keşke, benim görüşüm bu, bu da benim görüşüm, keşke yasal defterleri biz TFRS'ye göre tutsaydık çok daha büyük kolaylık elde edecektik. Efendim, biz söz verdiğimiz süreden önce bu oturumu, birinci bölümü, bugünkü seminerin birinci bölümünü kapatıyoruz. Bir 15 dakika ara vereceğiz. 15 dakika sonra sizlerle bu kez sorularınızı alarak burada sizin sorularınızı cevaplandırarak devam edeceğiz. Bu arada bizi izleyen, internet üstünden izleyen arkadaşlara da sorularını lütfen isim, soy isim ve soruyu belirterek, kime soruyu sorduklarını belirterek internet üstünden sormaları sizin de kağıtlara yazıp arkadaşlarımıza vermenizi rica ediyorum. 15 dakika sonra 4.15'te görüşmek üzere. Hepinize afiyet olsun. Hoşça kalın diyorum.